أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. Başımızın sıkıntısı onu gösterecek. Bu böyle mi yazılıyor? Ters abi, öbür taraftan. O şey ya. He. Bu nedir peki? O şey değiştirilebilir tüpü var arkada. He. Tamam. Yedek. Güzel. Şimdi yeni şey yaptım bu kalem. Bunu alışalım. Ben şimdi konumuzu, dersimizi göstermek istiyorum. Ha bugünkisini tarih yazalım. Arkadaşlar, gençler, aşağıdaki kalemleri getirin. Otur. Bugün ayın kaç? 19'u. 19-3-2017. Dima kaç? 27. Dima 27. Mekan? Yani bunun için atı bu kadar. Şahs manevi bütünlüktür. Parça parça istemiyor. Kainatta bir nizam var. Üstad, şeyin üzerine, Risale'nin üzerine havlu atmış. Sungur abi, Sungur abi anlatmış. Keçeli, kainatta bir nizam var. O havluyu oradan al. Onun üzerine bir şey konmaz. Paldır küldür yapıyoruz yani. Anladın mı? Böyle çok acayip ya, mükemmel sistem. Hasan, Allah'ın yaptığı işe o kadar hoşuma geliyor ki, bildiğim gibi. İma, konumuzun şey yapacağız, kaç et? 4, 5, 6, 7. İtikat. İltizam, izan, tasdik, tahakkuk, tasavvur, tahayyül. Tamam mı abi? Şimdi buraya getirdim. İstersen diğerleri bir bitirsek, bitireyim de ondan sonra şey yaparız. Ha. Şimdi bugünkü konumuz, sevgili arkadaşlar, tasdik. Hiç bununla meşgul olmadık, hep kaçtık. Bundan kaçtık hep. Şöyle kaçtık. Çarşamba Enfus dersi vardı bu taraftan, ders yapıyorduk ya kardeşin evinde. Tasdiki çok kişiye verdim. Çok ders oldu yani. Çok. Çok fazla ders var. Fakat tatmin etmedi bizi. Çünkü niye tatmin etmedi? Ha, şey nerede? Şu. Niçin etmedi? Sizi de etmez bundan sonra. Etmeyecektir. Tasdik. Tasdi. Bunlara cevap bulamasanız hiçbir şeyde hiçbir zaman doyamayacaksınız. Sureti, kanuniyeti, hakikatin, mahiyeti. 4x7 oldu. Bunun mümkün değil. Hiçbir zaman doyamayacaksınız. Evet, evet. Ne söyleyeyim? Yok, bir şey diyemiyorum. Abi garip değil mi? Ha, sakın ha! Şu tasdik, ya umumi vekil tasdik etti, evrakı tasdik etti, sen bunu tasdik ediyor musun? Efkarname'deki, Örfinas'taki tasdik değil bu. Göreceğiz, korkunç bir sistem bu. Mesela şeye benziyor, tenkit. Tenkit toplumda karşıyı ortadan çıkarmak, devre dışı yapmak ve susturmak.
Ama tenkit aslında nakşetmek. Ben seni eleştirirken sendeki gizli bilgiyi çıkartmak için yapıyorum. Ha? Sen bana bunu, ben sana bunu diyorum ama yanlış anlama abi. Yani bunun şu mertebesi de olabilir gibi. Bunu bilmeyene dersen bak tenkit ediyor beni. Oysa biz derste ne yapıyoruz? Bayağı siliyorum. Aa böyle değil, tamam. Siliyorum. Bakayım Allah'ın masum insanın limana ne vermiş. Onunla bana Allah ne diyecek? Kendini koymayacaksın ortaya. Vermiyor. Bu hakikatler o el elerle olmuyor. Olmuyor kardeşim. Anlamayacağın insan olmuyor. Vermiyor. Olmuyor. 31 tane madde var o şeyde, 31. sözün sonunda. Niçin o zattır? Peygamber niçin o zat seçildi? Bak bakalım en büyük, bir ilk sıfatı nedir? Merak ettin değil mi şimdi? Evet, hemen bakalım. Ya bakma şimdi. Ama niçin o zattır? Allahümme selâna seyyidin garip. Yani dimağımı alt üst ediyor. Ateş basıyor vücudum. Acayip. Çünkü farkında kısmen olduğum için. Tasdiğin sureti var. Tamam mı abiler? Sureti var. Kanuniyeti var. Hakikati var. Ve mahiyeti var. Ulan bütün mertebelerinde çıkacak mı böyle? Her şey. Olacak. Her şey. Bu biter mi? Mesela. Bak. Şöyle. Mesela bunu Tasdik. Yani haşa olmayan bir şey biz uydurmuyoruz. Tınız. Öyle mi diyelim? Bunun çekirdek, tasdin çekirdeği nedir? Meyvesi. Meyvesi nedir? Görüntüsü nedir? İçindeki sistemi nedir? Bu soruları neyi yazıyorum? Bu soruları sorabilme nispetinde sende açılıyor. El suali nisful ilm. Sual sormak, sorabilmek ilmin yarısıdır. Suali sorabilmek için alıyorsun içeriye. Bütünlüğün süzgecinden geçiriyorsun, sistem sana arıza veriyor. Almıyor yani, o bilgi almıyor. Abi şu diye hemen pat diye bir soru soruyorsun. Sistemin entegre olmamış, bütünleşmemiş yerden bir sinyal vermiş. O soru oradandır. Onun için sual sormak, zaten temelini oluşturmuşsun ama oturtamamışsın. Çünkü sual sormak insanlara mahsustur. Hiç sığır sığıra soru sorduğunu gördünüz mü? Olur. Olmaz. Şimdi tasdil bu 4 tane mertebesi var. Peki. Şimdi tasdiki yazayım. Tasdik şeytan aldatmaması için her şeyde ama. Tasdikle alakası yok. Yani. Her şeyde bu. Yani bu aslında bana yani bir külliyattaki metot yani. Tabii tabii risal. Çalışma metodu. Şey. Çalışma metodu. Bunları soracaksın. Peki. O madde metodu şey yaptınız. Metodu devam edeyim. Hakan turu. Şey var abi. Mesela ben yani mevzuya bakarken ben şey yapmıştım, ifrat, tefrit, vasat, evvel, ahir, zahir, batın, suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet yazdık zaten. Enfüsteki karşılığı bir mevzunun, işte dima, kalp, vicdan, ruh nasılsa. Bir de şecere-i hikatteki karşılığı, nereye bakıyor? Zıttı, değil mi? Evet. Başka? Başka yazayım. Onları bir yazayım, dur. Yani ben onlar aslında hepsini böyle bir... Cüz, cüzi, külli. Mevzu. Tamam.
sikke, hate, mühür, şey. Tamam. Ama gerçi bu ona girer, ona girmez. Tamam mı? Şeye, bunu da yazayım. Cüz, cüz-i, külli. Ondan sonra... İyi terk kelime. He? İyi terk kelime olacak. He, sonra külli. Görüyor musun? Sistem kabul etmedi. Onun kafasında. Doğrusu. Şimdi şuraya giriyorum. Ne işine yarayacak bir daha? Eğer bu soruları tasdike sorarsan cevabın gelir. İlla hemen bulamazsın. Yani gelir o, gelmek zorundadır. Allah salıyor. Çünkü ilmi istediğime veririm. Şey, isteyene verir. İsteme yöntemi bu. Adetullah yani. Tamam. Şimdi ben tasdikin şöyle karşılığını yazacaktım ama şunu şuraya sileyim, şunu şuraya götüreyim diyorum. Şunu şuraya taşıyayım. Tasdik. Onu sileceğim de. Fiilde, kelamda veya etvarda, kelamda, etvar, efal, ahval, fiilde, kelamda yani ekval, etvar, efal, ahval. Tasdiki, fiildeki. Biz kafamızda tasarlanan tasdik bu. Hepimizin kafasında. Suretini biliyoruz. Hani noterdeki onaylanmayı biliyoruz. Fiile geç. Ortaya çıkmış. Hali. Kanuniyetin sadakat. İçsel bütünlükten kararlı olmak. İçsel bütünlükle kararlı olmak. Dimağda ilim. Şimdi bir kere sonucu baştan şey yaptık ki görelim diye. Mahiyet ilim mi? İlginç. Evet. Tasdik denilen ilim. Onu mahiyete evet. Koyduk. Mahiyet. Tasdik denilen ilim. Bizim bildiğimiz tasdik değil yani. Hazır mıyız? Şimdi giriyoruz. Ya Allah. Tabii size göstereyim şu an. Tasdik'in hulasası. Yeri göstereyim. Onları okumayacağım. Size burada verilmesi gereken seçtim. Tasdik şu metin ve izahları bu. Aslını görün de bu. Burası. Evet, şimdi buradan size ne kadar vereceğim? Bir. Sen şeyde, ben şimdi baktım, 799 tane tasdik geçiyor. Evet. Hepsini taradın mı? Hepsini okudum. O ilk şu anki bir önceye hepsini yazmadınız, oradan bir seçtim. Seçtim. Hepsini okudum 700 küsür taneyi. Şey olanları bir yazdınız. Yazdım. Sonra? Hülasaya geçtiniz. O yazdım izahlarını mesela. Bir öncesi. Mesela... Diyelim ki, kavle ve fiilen tasdiklerini şehadetleriyle izah. Tamam. Bu sefer size bunları versem uzun olur. Metnini neler anlamışız? Ben hiç o metnini neler anlamışa geçmedim. Metin, tamam mı? Bazıları metin koymuşum, hiç şey yapmamışım izah. Metin anlamış olduğunuzu. Ben şimdi metin
anladığımı da değil. En son o anladıklarımdan metini de tekrar okuyarak bir daha döndüm. Metini izaha tekrar o külliyatı kapattım. Buradaki metinleri ve izahları okudum. Metin ve izahlarımı okuyup bir cümleyle nasıl ifade ederim diye hulasalandırdım. Şu, şuraya atla. Şu, iki. Bak, bir söylüyorum. Size o kadar sayfadan seçtiğim. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Vereceğim. Hepsini yazmışsınız. Yok, o 22 küsür sayfa. Öyle mi? Şimdi dima o kadar hoşunuza gidecek ki ne acayip bir işlevi var. Bir, aklı olmadığı için karşısına akılla çıkılmayan tasdik akıl değildir. Tahayyül, yani olaylara ilk muhatap olduğumuz zaman biz tahayyül. Tasavvur. Taakkul. Akıl burada, tamam mı? Akıl burada biliyorsunuz. Bu onun sonucu. Akıl yok orada. Onun için kastin karşısına akılla çıkılmaz. Çünkü akıl yok. Akıl yani işini bitirmiş mi oluyor? Aklın işini bitirmiştir. Peki akıl nedir? Çok ilginçtir. Allah Allah. Bilmiyoruz yani. Bilmiyorum. Bak şimdi ne kadar şaşıracak. Ne garip şeyler ya. Bu alem. Ya Rabbi ya. Garip bir alem. Diyor ki itikat. Bundan ne çıkıyor? ...706'dan okuyacağım şimdi. Salabet çıkıyormuş buradan. Salabet buradan çıkar. Salabet de ehli itikat ehlidir. İltizamdan... ...taassup çıkıyor. İhsandan... ...imtisal çıkıyor. Fesubhanallah. İltizamdan tasdik. Tasdikten iltizam çıkıyor diyor değil mi? Tasdik. Tamam, o iltizam çıkacak galiba. İltizam. İlginç yani. İltizam aslında şeyin mertebesi. Timam mertebesi çıkıyor orada. Evet. Bütünlüğü topladı demektir. Çünkü tasdik ayat-ı tekviniye yerleri, evamir-i tekviniyeye, evamir-i tekviniyeleri ayat-ı tekviniye dönüştüren bir sistemin adıdır. O için bu eylemdir, bu da diman eylemidir. Bak ortada. Onun için tasdik aynı zamanda iltizamdır. Çünkü iltizam, biliyorsunuz iltizam manası neydi? Fiili tarafkirlik. Hakka yani, tarafkirlik, teslim ve inkiyattır. Fiilya. Yani sadakattır, İslamiyettir. Yani doldurdum bir külliyatı külliyatta tak tak. 4 saat derse bir iki kelime hariçten varsa, bir kelime hariçten varsa bana söyleyin ki hariçten kattım. Yüzemez ki burada. Adam suyun içinde olacak, kuru olacak. Burada olacak, başka bir şey olacak. Olamaz. Sistem kabul etmiyor. Doktor dedi ki, oraya takkeyi dedi, iyi dedi şey yap, takke koy. Sistem kabul etmiyor. Anladın mı? Bak mesela iltizamı şey yapayım. Zaten buraya okurken iltizam ne alaka diye diyordum yani. Allah Allah, burada bir karmaşa var. Üstad yanlış yazmış.
Allah bize bizi ustadan, ustadı da bizden ayırma. Bu nasıl bir adam ya? Ne dedim anladınız mı? Bir hafta çalışmanın, iki hafta çalışmanın şeyi ya, iki hafta. Ayat-ı tekviniyeleri, diş dünya, evamili tekviniye, kelam sıfatı, yani Kur'an, kelam sıfatından gelen Kur'an-ı Kerim'le inşa olan insanın kainattaki ayetler, irade sıfatından gelip evamili tekviniye tazamun eden ayat-ı tekviniyeleri. Ayat-ı tekviniye, evamili tekviniye, Kur'an'la o. O ikisinin, iki kaynağı insana girerken, çıkarken formatını değiştiriyor. Onu ona, onu da ona değiştiriyor. Şey değil miydi aslında, vahiy taakkule bakıyor demiyor muyduk? Şimdi o anlattığınız vahiy olarak biz aslında... Vahiy geliyor. Şimdi yani şu anlattığınızı daha önce taakkul gibi dedik. Yok yok, taakkule geliyor ilk. Evameli tekvini bunu yapıyor. Ama bu tasdik bunu eyleme dönüştürüyor. İltizamlaştırıyor. He yani. Bu ilim değil yani. Bu yaptıktan sonra fiilde, kelamda, etval, ehval, ahvalda gösteriyor. Taakkulda duruyor. Bir dur, şey dur. Değil mi? Yani çok aklım meşgul ediyor. 3-4 derstir aklım meşgul ediyor İzmir'den biri. Ona yazabilir miyim şuraya? Yaz abi yaz. Ne yani. Meşgul etsin ki? Yaz. Yaz da kurgu çık çık çıksın bizi de meşgul etsin. İslamiyet'i tasdik dur. Bundan Latife Rabbani'ye. Şurada biz hissi buraya alıyorduk ama. Değiştirdik onu. Bu, he, yani buraya iradeyi alacağız o zaman. O zaman buradaki iltizam hisse çıktıktan sonra zaten ortaya bir tane boşluk kalıyor. Onu yapacağız beraber, senin tuttuğunu. Ama oradan beri dün akşam bir derste de böyle bir tahtada gördüm. Karmaşık gibi geldi. Oysa ki karmaşık olmaması lazım. İrade, zihni, Latife-i Rabbani. Şu üçü zaten yerine oturuyorsa diğer zihin de buraya bir şekilde oturuyor yani. Zihni bize bir şey yapmadık ama işte izan değil de. Ya işte bu çabacağız. Onu konuşacağız. Hı. Çünkü onu yazdım. Onu yapacağız beraber. Zaten o bir yer değişikliği var. Var. Zaten onun için okudunuz zaten. Tabii onun için okudum. Yani orada zaten uymadı. Geçen o uyma derste, geçen o uymadı ya. Öyle ya pis ismi irade mi? Taakkul aldık. Biz zihinle bağladık. O olmadı. Aslında arada kaldı. Ya işte ilk başından beri zaten yerine oturuyor yani bu. Her zaman oturuyordu da altı boş. He. Şimdi altı boş tabii. Şimdi bunu silelim oraya geleceğim abi. Olacak. Aynı konmuş. Ha dünkü derste biraz kullandım. Ters geldi mi dünkü derste? Tabloda çaprazlamalar vardı. Şimdi bak. Vahiy buradan sokmuştuk. Birbirine dönüştüren budur tabii. Fiilde bak diyor. Fiilde, kelamda, etvarda, efalde, ahvalde gözüküyor. Fiil zaten efal bu fiil. Bunu aslında silebilirdik şurayı. Ha, aynı. Onun için iltizam diyor usta. Heh, iltizam diyor. Yani sureti noktasında bir iltizamlık mı var? Sureti noktasında. Sureti gibi. Noktasında ama bu sefer yapılandırma da şey var yani. Ona geçecek. Şunu yazayım, şunu bitti, şey yaptıktan sonra. Bak şimdi. Başka yerde de ilim denilen tasdik deyince de mahiyetini konuşuyor. Mahiyetini konuşuyor. İlim denilen İlim denilen tasdik denilen ilim. Dima'nın meratibinde 706 meşhur evet. Yerde iltizam demesi aslında orada suret noktasından mı? Peki diğerlerde mi suret o zaman? Salabet, taassup, imtisal hep suret mi? Sizce diğer mertebelerin bu karşılıkları da? Yani oraya gelsin beraber yapalım. İltizam hakka karşı taraf girlik teslim ve inkiyattır. Ha? Şimdi niçin yazdık bunu? O iltizamın hakikati mi? He. Yani eylemdir çünkü iltizam eylem. Şimdi İslam. Tasdikteki iltizam fiil olarak surette oldu. Bu da o zaman dimadaki iltizam, bu da bir cihette hakikat eden... Sadakat. Şimdi ben burayı siliyorum şurayı.
fiildekini siliyorum. Et efal var. Kendisini yazayım tamamen. Ek var. Ek var. Ka. Et var. Efal. Ah var. Şimdi bu yazdığım zaman göreceksin bak bu ne yapıyor. Şimdi bunu bitireyim. Nerede bu? İmti tasdikte izanda, iltizamda tasdik taakkulde bir taraf. Görüyor musun? Bir taraf mı, bir taraf mı? Bir taraf. Bir taraf. Bir taraf. Bir taraf. Ha bir yok. Bir ne oldu ya? Oldu mu? Olmaz tabii. İki doktor. Bir taraf. Ondan sonra bir behre. Bir behre. Bir behre ne demek biliyor musunuz? Nasipsiz geçiyor. Aferin. Safsata. Safsata. Doğru mu yazdım? Şimdi görüyor musun bu çıkışını? Bunun çıkışına bak. Bir taraftan çıkıyor. Bir şey çıkmıyor aslında. Çıkmıyor. Boş küme. Ya? Allah Allah. O zaman bizim hep vahiy konuştuğumuz kısım girişi doğru, çıkışı yanlış. Yok, hepsi çıkışını yaptık. Her şeyi yaptık. Uygulamaya geçirmedik ki vahiyi zaten. Orada bıraktık zaten. Biz ne yaptık? Hep vahyin muhatabı akıl, taakkuldür dedik ya. Doğru işte, bak şuradan ya. Doğru yani. Ama netice oradan çıkmıyor gene. Bak çıkmıyor. Ha buradan. Vahiy, vahyin muhatabı. Aslında üçe bölmek gibi olacak Hasan abi. Gibi. Hangisi? Taakkulü de ayrı bir bölüm gibi geliyor. Yani dönüşüm şimdi yani. Tahayyül, tasavvur ayrı bir grup. Taakkul ortada duran farklı bir grup, üstü artık şey, ben mekanizmasının yürüdüğü gibi yani, öyle değil mi? Yani Dimas'ın üç bölüm gibi. Biraz böyle bir, benziyor şu gibi. An bir taraflıktan o çıkıyor sanki. Şuraya da... Berzah. Kişinin... Berzah gibi yani. Kişi... Ya da, kişilerin... özel... dünyaları. Zannediyor ki, umumi dünya yaşıyoruz. Herkes %90 ayrıca götürmeyin şeyi, bu sözü. Herkes bu sözü dünyasında yaşıyor. Umumi dünyadan çoğu, sokaktakinden bahsetmiyor, nurcularından bahsediyorum. %90 umumi dünyadan değil, hususi dünya. Hususi dünyasında yaşıyor. Hususi dünyasında yaşadığın delili nedir? Müslümanlar nerede ve kimden olursa olsun istifade eden taraftan olmaktır. Aman bana gelsene, benden ders alsınlar, bana sevap kazandırsınlar. Nefsim ve şeytanın bir hilesidir. Taassup yapıyorsa, itip kalkıyorsa, o bizden değilse, kucaklamıyorsa, ihlas ve sadakat göstermiyorsa, hele sadakati yoksa, hususi dünyasında kesin yaşıyor, adınız gibi bilir. Kucaklamıyorsa, rengine, ırkına, nesebine, cemaatine, bulunduğu abisiyle yargılıyorsa, öyle değerlendiriyorsa, kesinlikle hususi dünyasında yaşıyor. Kendi hususi dünyasında var. Tavuğun hususi bir dünyası var. Nedir o? Civciv kadar, çapı o kadar. Civciv değildi o. Yani başka taraftan haberi yok. Varsa da yanlıştır onlar. Tamam? Hususi dünya. Umumi dünyada haberi yok. Tamam? Ben başkasından bahsetmiyorum. Kendimizden, ben kendimden bahsediyorum. Ben şu işi merak ettim. Niye ben böyleyim? Niye itici kalkıcıyım? Niye onu bunu öteliyorum, öteliyorum, atıp kırıyorum? Ne diyor? Ne dediği önemli değil. Kim bu? Bizden değilse? Değil mi bizden? Allame-i Canos'a hiçbir değeri yok. Ne anlatırsa anlatsın. Çok lazım ise önemli.
Ama gider bir zındık doktordan ilaç alıp içer. Zındık bir doktorun, zındık bir fizikçinin, zındık bir kimyacının veya bir mühendisin şurada ev yap, burada ev yapma, burada heyla var, ona şey yapar. Fakat bir dava arkadaşının şeyinden, istifadesinden istifade etmez. Doktor ne demek? İstifadesinden istifade ediyoruz. Anladın mı? Niçin böyle çok şey yaptım? Hususi dünyaya dikkati çekmek istiyor. Hususi dünyaya dikkati çekmek istiyor. İki, üç, hususi dünyaya dikkati çekmek istiyorum. Abi biz hususi dünyada yaşıyoruz. Ne zaman çıkarız? Ne zaman, ne kadar enfüsü geçersek. Orada baktığın zaman Osman'ın, vallahi herkesin yeri varmış. Bir baktım ki Firavun da varmış orada. Çünkü insani berzah da öyleydi ya, hatırlarsanız abi konuşmuştuk. He. Müstakim akıllar, selim kalplerin berzahına girdi, alem-i gayba geçmek evet. isteyen. Şiiri orası. Orası. Yani aslında berzah, demin dediğimiz yer çıkıyor bu. Evet çıkıyor, berzah. Dün o insani berzah sistemden bahsettik. Hmm. Ama ne yapayım, cumartesi desi kör olası istediğimi anlatamadım ki. Mukaddemeyi mi yapacaksın, altyapı malzeme mi vereceksin, üzerine bina mı yapacaksın? Sıradan bir ders tır 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 tır, ben yaparım tabii onu, ben de yaparım. Öyle yap. Öyle demiyor usta. Öyle demiyor. Mühimlerin ben söyleyeceğim. Bu hususi dünyası, bunu incelerini sen istihraç edeceksin. Tamam, ustad öyle diyor 25. sefer. Mühimlerini ben söyleyeceğim. 23. sözde saray misalini. Ben söyleyeceğim. Mühimlerini ben söyleyeceğim. İncelerini sen istihraç edeceksin. 8. sözde öyle. Ha, şimdi bu iltizamı gördük mü abi buraya? Tasdik iltizammış. Öyle iltizam burada. Hep okuyunca böyle bir tuhaf oluyordum orayı. Karman çorman olmuş hepten diye. O orada, bu burada. Ne acayip değil mi şimdi? Şimdi göreceksin ki o ayat-ı tekviniyeleri, diş, daha çok bu evamir-i tekviniye de öyle. Mesela şöyle diyeyim. 538 sözlerde İnsanın efkarı ve hissiyatı ve duyguları kainattan envar-ı marifeti getirdiği zaman içeride bir musaddık göremediği zaman abesiyet-i mutlakaya inkılap ediyor. Orası burası mı? Burası. Ha, burası. Hmm. Orası musaddık yeri değil mi? Evet. Tasdik yeri. Efendim abi? Bir daha söyler misiniz? Bak, 538. İnsanın fikriyatı ve hissiyatı ve duyguları. İnsan fikri, hissi, duyguları. Kainatın ayat-ı tekmini. Kainat deyince ben sil. Bundan sonra aklınızdan sileceğiz. Kainat sil. Ayat-ı tekmini. İnsanın efkarı ve hissiyatı ve duyguları ayat-ı tekmini, kainattaki mevcudattaki nur-u marifeti getirdiği zaman, içeri soktuğu zaman içeride bir musaddık göremeyince, yani tasdik edip onaylayacak. Ondan sonra burada tevzi ediliyor. Yukarıya tevzi ediliyor, aşağıya tevzi ediliyor. Bulamadığı zaman abesiyeti mutlakaya gidiyor. Şart diye çarpı vuruyor. O gelen manaya. Atıyor çöpe. Anladın mı abim? Evamirti. Bu arkada o zaman bu eneye mi bakıyor tatas? Yani bunun ardında. İlk önce şeye bakıyor. Osman'a. Meyle bakıyor. Hmm. Bak şimdi. Allemi cihan ol. Peygamber ol. İman etmeye, ilim değil, ilimde harikalar demiyor. Mucize olsun her şeyin, peygamber öyle oldu. Ama iman etmemeye niyet ettin mi, o ilim cehaletine, mucize ise sıradanlığına, yani sihirine sebep olur. İman ettikten sonra, imana niyet ettikten sonra, ima, emare, remz, İşaret, sarahat olur. Meyil, meyil. Meyil. Konuşmuyoruz. Aklımda, akıl neymiş ki? Akıl bir behreza, bir taraf zaten. Ne akıllı?
Akıl bir alettir. Koyduk esasa. Felsefenin tesiri işte. Yaymış bizi, perişan etmiş. Mekteplerde de bu hakim kılınmış. Bir taraf ya. İki tarafı da şey yapıyor. Ne aklı ya? Babaannemin benim aklı mı vardı? Ama öyle bir takvalıydı ki alimde yoktu. Alimde yoktu. Alimde. Onun yaptıklarını sana desem. Ya. Bir gün beni kaldırdı. Gel, hiç unutmuyor. Olur mu ya? Çok severdi beni. Aydan 8 yaşındayız. Bir gün yaşlı ya, 106 yaşında. Orada kapıyı böyle bakardı yani. Baktı, üstü açık ver. Ondan sonra dedi ki, oğlum dedi, bu şey değil ama ha. Oğlum dedi, gece çamaşırlığına hemen ona kalkıp gündüz hayatını geçirip ona mı namaz kılıyorsun? He babanın bir şey yok ki. Oğlum gece iş çamaşırına, gündüz çamaşırını değiştir. Öyle mi ya babaanne? Ama bir şey yok. Olsun oğlum, sen beni dinle. Bunu alime desen, ya bırak ya. Var mı öyle bir necaset? Yok. Böylelerdi ya. Şimdi ben bunun dışına kalabilirim. Öyle tesir etmiş ki, yani burada konuşuyorum böyle, bunun dışına çıkamıyorum. İstersen yapma, mümkün değil. Çünkü niye tesir etmiş? İhlaslı olduk. Peki akıl mıdır onu söyledi? İlim mi? Yok. Zaten ilim değil ki akıl. İlim değil. İlim budur. Şurada. Hani ilim akıl biliyor mu? O şeyi yazar, yazdınız mı abi? O evamir, şey, ayat tekbini ile evamir tekbini tasdiktir. Yazdım ben, yazdım. Onu yazalım tahtaya. Yazın. Yani onu ben şey yapalım. Çünkü ana tanım o değil mi? Evet. Tasdik. Ama tuhaf değil mi şimdi? Şoktayım, ben şoktayım yani. Ben şöyle, yani o taakkulde diye, şimdi önceki değil mi? Size öyle geliyor mu? Hani vahiy taakkulde... Hayır, vahiy burada muhatap oluyor. İşte, oluyor da biz, muhatabı olay orada bitiyor anlıyordum ben yani. Bitiyordu, ay bitmiyor abi. Bitmez. Ben de mi? Ben de biliyordum. Yani şimdi taakkul deyince vahiy muhatabıdır. Taakkul... Yani ha, esas, tam muhatabı bildiğimiz doğru. Tam doğru ama orada bitiyor. Ha, orada iş orada bitiyor. Esas şey orada, ondan sonrası hani... Teferruat. Kardeşim, ondan sonra o vahiy geldi mi... Musaddık görmeyince vahiy abesiyet oluyor. Atıyor çöpe vahiy. Tasdik olmadığı için. Vahiy geliyor. Abesiyeti mutlakaya mührünü basıyor. At çöpe. Abesiyeti mutlakaya geçiyor. Hiç vahiy abes oluyor. Ne büyük bir iş. Yani şeysizlik bir iş. Allah. Beter mi? Beter mi beter yani? Peki bunu kullanmak için, hepimize söylüyorum. Bir sistemi kullanmak için o sistemi bilmek gerekmiyor mu? Sen bana öksür, şey yap. Ya bir böbreği sen daha önce vücutta, masanın üzerinde, ilk önce kitapta, sonra masanın üzerinde, sonra hastanede deneyleyerek, ondan sonra bana ilaç yapıyorsunuz değil mi? Ne kadar süreçten geçtiniz iki doktor? Örnek veriyorum yani. Böbreği kitabını oku, ders verdi adam. Kitabını okudunuz mu abi? Sonra laboratuvara gitti, kestiniz mi? Kestiniz. Sonra staj yaparken acilde şurada burada görüm yaptınız mı? Yaptın. Sonra abi öksür. Ondan sonra ilaç veriyorsun değil mi? Ha. Siz niye anlattım bunu? Sistemi tanımadan sisteme nasıl hükmedeceksin? Niçin men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. Allah bile tanınması için kendini tanımayı, tanınmak, kendini tanımak şart konmuş. Çünkü neyi? Allah'ı neyle? Kendimle tanıyacaksın. Neyi neyle tanıyacaksın? Kendini tanımıyorsun ki. Bak, şuraya bak. Mevcudatın İslamiyeti bu mu oluyor abi? Mevcudatın İslamiyeti tasdik. Yani sende karşılık bulup onun ibadeti yani insanı oluyor. Kainatın ibadeti ibadetine mal oluyor.
Sen şey yapıyorsun. Salatın aslında şeyi bulduysan. Salat bu. Namaz değil bu. Salat tasdik yani. Mevcudatın, hayat-ı tekviniyelerin ibadeti onaylanınca bütün kainatın ibadetin ortak oluyor. Bir ortak değil. Senindir gör. Büyük insana inkılap etme. Büyük insana inkılap etme yeri. Vicdan neresinde tasdik? Ha. Bam teli. Bam teli. Çevireceğim onu. Biraz gidelim mi? Tamam. O senin o şeyi, o insani berzada çizeceğim. Tamam. Tabii onu adam gibi bir şey yaptım ya. Tamam. Ya olmaz ya, bu his buna karşı olmaz. Maalesef dedi bana. Sen sisteme uy, aklını sokma. Tamam, göreceksin. Ya bu böyleydi ya senelerde mi? Olmaz. Bunu buraya koy. Beraber şey yapacağız. Tamam. Ama bunu unutmadı. Tamam. Şey, o çok önemli bir şey. Evet. Bir yazalım abi, onu bir yazın da görelim. Hangisini? Tasdik. Ama hangi tekviniyeyi, emamiri tekviniye? Nerede? O da varsa cümlemiz. Var var. Ama hangi sırada da? Ama bekleyelim mi istersen? Tamam. Tamam, hangi sırada? Çünkü kaç tane madde var biliyor musun abim? 26 tane. Peki. Tasdiki şu Arapçasından da koyayım da ondan sonra oturayım. Çok keyif veriyor. Tasdik. Çevireyim mi? Yok. Hasan abi, bu bir kuvveyle bir fiilin birleşmesinden ortaya çıkan ne oluyor? Bunun adı nedir? Orada evamiri tekviniyeye evamiri tekviniyeden onay bir şey çıkacak. Heh. Canlı Kur'an oluyoruz. En ennatikul Kur'an. İmam Ali'nin sözü. Şu şecere-i katı kullanmayacağız gibi gelmeye başladı bana. Silelim tamam. Acaba? Silelim. Olur. Değil mi? Sanki ben... Niye kök harflerini size gösterdim? Yapmadım da. Çünkü korktum. Tasdik, sat, dat, kaf, sıdk. Zıttı küf mü? Tekzip. Allah Allah. Tasdik'in tersi tekziptir. Kisp. Ha. Şey, musattık zaten onu yapıyor ya, olmazsa tekzip ediyor. Evet. Şimdi neye korktum, neye korktum biliyor musun? Biraz hastalığım var ya. Sat. Sat harfi veya dat, gaf. Dal harfi. Ha, da. Ne dedim? Düzelttim. Şimdi harf buhar tabiatlı mı? Toprak mı? Ateş mi? Su mu? Harflerle gitmeye kalksaydım, dört tabiatımız var ya, toprak, su, toprak, ateş, su, buhar. Her harfin bir karakteri var. Örneğin, cehennemi konuşan ayet Kur'an'da kullandığı harf ateş tabiatlı harfleri kullanıyor. Onun için cehennem ayetleri zor okunur. Kur'an'da. Bazı ayetler dırt dırt, mesela Rahman suresi daha çok ya toprak harfi kullanıyor ya da su kullanıyor. Yer yer febiyaya rabbikumatı kezibada havayı kullanıyor. Ateş bile kullanmıyor. Tamam. Tıkandığın yerlere bakın, ateş harfleri kullanılmıyor. Tasdikte bu harfleri niye kullandı? Durdum. Sakın elini sokma. Dedim ve bıraktım. Girersem girecekti ben. Alacaktık içeri. Anafor yapacaktı. Kendini kontrol edeceksin. Saat 11. Lan nerede değil mi bu ilim? Sıdk. Üstad kullanmış mı o harflerin karakterlerini? Kullanmış. Risale'deki manada namertin çıkartmasa her kelimede.
bana müsaade et. Tasdik'in karakterinden hangi karakteri kullanmış? Namert'in bir 10 gün müsaade et, sana döktüreyim şeyi. Harflerden. Bir kere sat, göğüstür. Sağdır. Çevir şeyini de. Aha, bunu yazdırdım. Allah selamet versin o kadına. O kadın bana yazdı. Fotokopi falan değil. Sa'd vel Kur'an-i zikru ayetini bana kendi el yazısı yazdı. Her bir satın içinde Sa'd suresini komplesini yazmış. Bu böyle yoktur. Dünyada bir bende var. Yani nasıl yazdın şu an üstüne ya? Hattattır kadın. Allah razı olsun. Bak duayı da aldı. Ezel ve ebedi de alacak herhalde bu. 7 tane sat var. Her bir satta sat suresini yüklemiş. Niçin yaptın deyince o kadar dersten etkilendim ki sen sat suresi, çünkü benim sürem ya. Rahman ve Sa'd. Sa'dır. Sa'd, Sa'd'dır. Sıdk da budur zaten. Allah Resulü'nün sıdkiyetine bak. Muhammed dediler. Ne oldu? Demezmiş. Dönermiş. Sadrını çevirirmiş. Buyur ne oldu dermiş. Namazda da Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kafayı çevirse mekruhtur. Namazı bozmaz. Ama şöyle yapsam gitti. Namazda abdestin bozuldu. Bursa'da var. Bozuldu. Kıbleden çevirme bunu. Bozuldu da. Hiç. Geri git. Geri. Şardıvan var. Hemen otur orada, abdestini al ama gözünü kıbleden çevirme. Tamam mı? Abdestini al, git. Kaç tane kılmıştın namazı? İki. Bir taneyi kaçırdın abdest alırken, dördüncü tekrar girdin, bir eksiğin var. Bir eksik yapacaksın. Ameli kesir olmadı mı? Yani bu bozmuyor. Zarur olan bozmuyor. O için şadırvan koymuşlar şeyin içinde. Allah. Yani ne anlattın bunu? Nereden nereye atlıyorsun? Ne alakası var? Sadrı anlatıyor. Dağıtmıyor. Ne yaptığımızı bilelim. Sa'd. Yani tasdik göğüs diyor. Tamam abi. Göğüslüyor. Allah ayırma bizi Risale'nin oradan. Tamam mı? Ispat hepsini kullanmış. Tabiatları kullanmış. Çok tuhaf değil mi? Biz de bakalım mı böyle? Yok yok sakın ha. Anafor eder. Ben çekindim, girmedim. Ben girmedim ya. İki şeye baktım şimdiye kadar. Bir, zel eye. İki haftır tekrar. Ves eye. Ektir o. Ves. İki de. Vavvesin. Vesveseyi tanımlamak için. Nedir bu? Nereden geliyor? Şeytanın karakterini tespit ettim onunla. Vavlasin. Şeytanı şey yaptım. Vehimin de öyle. Nefsin karakterini tespit ettim. Vehimin kök harflerinden, harflerin karakterinden. Şeytanın karakterini anladım. Nasıl karaktersiz olduğunu. Onunla. İlmen tabii. Öyle papağan gibi nakli değil de. Neyle? Ves e. Hani var ya böyle. Bilesin diye söylüyorum. Bak. Ves e. Birleştir. Ves e. Ves e. Zel e. Zele. Vavla sin harfi, kök harfi. Başka harf yok. Yok. Bununla karakterine girdi. Sıfatlarını tanımak için iblisi baktım kök harflerine. Dedim ki bu beni anafor ediyor, bu da bir tuzak. Oradan çıktım. Mesela baktım ki iblis, hennas, kök harflerine de bakayım bu adama.
öyle bir, ne için bunu gönderme yapıyorum şimdi? Uzmanlık isteyen varsa şeytanın, 55 tane isminin hepsinin kök harfleri uzman, dibe git işte. Yok böyle de bir şey. Ama tavsiye eder misin? Asla. Çünkü sokarsın anafordur, çıkamazsın. Bazı cazip şeylerde de, derste de öyle. Anafor yapar, alır seni içeriye. Çok caziptir. Bütünlüğü kaybedersin. Evet, devam eder misin? Devam edelim. Şimdi anafor yaptı bir de. Çıkmak kolay değil ya. Peki, şunu okuyayım da bakın oraya. Tahayyülden safsa tahsil olur. Görüyor musunuz abim? Ben dediğimi okurken bakar mısınız? Tahayyülden safsa tahsil olur. Bir behre nasipsizlik. Tasavvurdan çıkıyormuş. Tahakkulde de bir taraf çıkıyor. Tasdikten İltizam ki tarafsız değil, kesin yeri belli demektir. İltizam. Bu bir taraf ya. Bunda ise tarafını fiilen kesinlikle göstermiş. Yani buradan fiile atlaması, izana atlaması ilginç bir şey yani. Evet. Ne çıkacaksa. Şu bak şimdi. İzana. Bir de ne çıktı biliyor musun? İnsanın fiilleri nereden çıkıyordu? Kalbinin sistemi. Da çıkar. Bak ama neler çıktı karşımıza. Bak şimdi. Şimdi fiillerin iki tane kaynağı olduğunu göreceğiz. Birisi kalp, birisi his. Tamam. His neredeydi? Hissi cesedi mi bu yoksa? Vicdan. Vicdan. Vicdanda. Peki. Karma karışık yaptım, tamam mı? Peki, meselemiz his. Bu dimağın neresini çalıştırıyor? Vicdan değil mi? Hasan abi onu düz yapın, ben size söyledim onu biraz önce. Sıra bozulmuyor ki zaten. Düz mü yazayım şimdi? Yani sıralamayı parça yazdım. Peki yani şey yaptım ki. Oldu. Çünkü bu hissi kullanacağımız için hissi üste koyuyor. O dimağda tam yerine denk geliyor, onlar hiç karışmıyor ki. Peki. Tamam. Şimdi meselemiz his. O iltizama denk. İltizama denk geliyor diyor. Peki yazalım ben kardeşin dediğini. İltizama denk geliyor. Diğerlerini söyle abim. Sırayla aynı Hasan abi. İtikat Latife-i Rabbaniye'ye. Peki. Onu sırayla aynı diyor. Latife-i İtikat orası. Rabbaniye. Yok onu solda Latife-i Rabbaniye yazıyor. Orası İtikat. Bu. Güzel. Alttaki tasdiği yazın. Zaten bir alt mertebe. Nereye yazayım? Senin dediğini yazıyorum. İrade-i tasdik. Yani sen bana şey söyle, ne yazayım? İrade-i tasdik yazınca oraya ne kalıyor Hasan abi? Buraya tasdik mi? Evet. İzan mı? Yani mertebede sıralamada orası izan olarak gidiyor. Sen kendi bildiğin söyledin böyle. Tamam. İzan olarak. Tamam yani ben sana uyuyorum şu anda.
Ben de kendi kafamdan söylemiyorum Hasan abi. Ben tamam. Tamamıyla sistemin oturduğu yeri söylüyorum. Tamam. Sen aslında sıralamaları hiç ben bozmadan birebir işlem yapıyorum. Yani, yani çok uzun zamandır yani bir yılı aşkın zamandır böyle oturuyor bunlar evine. Tamam. Peki. Şimdi bizim baktığımız şey uyacak mı bu? Bizim çalışma. Tasdik bakayım. Tasdik tasdik burada mı? İrade. İrade, fiil dedi. Tabii burada bir de biz izanı zihne koymamıştık. Mesela bir önceki derste taakkulle zihni eşlemiştik. Evet. Beş tane alıp eşlemeye çalıştık. Evet. Mesela hani izanı biz, peki, bu, izanın kalbi olduğu için de hisse daha çok yapıştık. Peki benim bulduğum şeye bakayım. Dün tasdiye his demişlerdi galiba abi. Bakayım. Şimdi alt yapıları anlatmadan anlatsam şimdi ben de öyle olacağım. Tamam, bu zaman acele etmeyelim madem gene. Şeyden yani bu eşlemeyi en sona bırakalım madem. Tamam, altını söylemeyeceğim. Şey, çünkü öyle bulalım. Yani ben de öyle biliyorum. Siz de gelin. Bu insanın fiilleri kalbinizin temayüzüne çıkarla iltizama eşlemek. Yani bazıları öyle değil. Şu. Çünkü altını doldurarak içince göreceğiz. Biraz gideyim. Bu yazarken neyi düşünmüştünüz abi? Yani kalbin ve hissin temayülatından çıkar insanın fiilleri dediniz ya, o da iltizama bakar. Yani dedim ki, ne için düşündüm? Birinci ayak fiilin histir, ikinci ayak kalptir dedik. His nerededir? Vicdandadır. Vicdanın bir hissi nereye bakıyor? Yani insanın eğer insan ilim olsa aynı şey tasdik iltizamdı. Burada da iltizam. Aynı zamanda bu tasdiktir. Burası tasdik. Mesela A eşittir B ise B eşittir A'dır. Sırrınca bu iltizam fiil olduğu için, yani fiilin kaynağı kalbin ve hissin temayülatından çıkıyor. Kalp malum. His de yeri belli. His vicdanda. Nereden besleniyor? Diman burası bir taraftı. Burası eylemdi. Eylemse irade değil mi? He. Eylemse, bak şimdi. Eylemse eylem, eyleme geçiren, bu hakka tarafkirlik inkıyar, bu şeydir, iltizamdır. İltizamdır, bu tasdiktir. Niçin? Ben de böyle biliyordum. Yok, siz ilk başından beri öteki türlü söylüyordunuz. Hangisi? Benim dediğim gibi mi? Yani böyle İzmir'de de böyle yapmıştık. Ama ben İzmir dersini dinlediğimde yine dedim ya öteki türlü yerine oturuyor. Ondan sonra zaman, bu sabah yaptığınızda oradan yine dedim hani doğru şekilde oturuyor ama nedense hani dersi yaparken sonra siz yine böyle yapıyorsunuz. Yani siz devam edin. Özür dilerim, ben yanlış şey yapıyorum yani. Burada sistem yoktur. Yok, o zaman sistem yoktur deyince yanlış. Peki yanlış biliyoruzdur ya. Yani birisi bir, suretidir, birisi mahiyet, hakikatidir. Birebir yani. Bir sırayla eşleme noktasında Erdinç bence uyuyor diyor. Sıralama hiç bozmaya lüzum yok diyor. Tamam. Yani hiç orada şey kalem karıştırmayalım diyor. Birebir bence uyuyor, ondan gidelim diyor. Değil mi Erdinç abi? Yani ona... Siz de yaptığınız toplamadan çıkarttığınız neticeye göre orada diyorsunuz ki... Yani ama çok şey, çok benzerlik oluyor. Yani iltizamla hakikaten tasdik arasında fakat aynı kelimeler var. Hiçbir şey olmamış ki. İltizam zaten tasdiktir şeyde burada. Bak tasdiği almış sureti. Tamam, buraya getirmiş. Tasdiktir denir mi? İfade sanki öyle demiyor. Tasdikten yani o aynı şeyler olur mu? Tasdik çıkar diyor. Yani eşit çıkar. Tasdik, çıkar. Eşitlik değil. Çıkan bir şey şeyle aynı olmaz. Aynı. Şöyle bir çıkıyor bak kardeş. Bu kalıp. His. His nereden besleniyor dimağda? İlim değil kardeşim. Bu neyi görmüştük?
ayat-ı tekviniyeleri, evamir-i tekviniye, evamir-i tekviniye, ayat-ı tekviniye dönüştürme fiil yeridir, fiil. Fiildir yani. Yani ekvaldır, etvaldır, efal, fiil burada oluyor. Yani ilim denilen tasdik var ya, burada olmuyor. Fiile dönüşüm yeri burası. İltizama ne diyeceğiniz o zaman? İltizam şudur. Hakka tarafkilik teslim ve inkiyattır. O da ulvidir. İrade de ibadetullah'tır. Yani onun iltizama mı mevzu kalmıyor o zaman? Yani İltizam iradedir. Muhabbet değil midir Hasan abi o his, muhabbet? Eylemdir, his değil ya. Yani hakka tarafkilik kısmı muhabbet değil midir? Hani hakka bir eylem ya böyle. Ama o eylem değil ki, o eylem fiildir, namaz evet. Kılmaktır, İslam'ın... İradededir diyorsun, doğru. Kur'an. Peki biraz gidelim, beraber yapacağız zaten, yerleştireceğiz. Yerleştirmişim de öyle olmuş değil. Hiç biraz şaşırdım dedim ya. Şimdi biraz da gidelim, orada dursun öyle. Aklı olmadığı için karşısına akılla çıkmaya, çıkılmaz. Tasdiğin karşısına. Mesela bir adam bir şeye karar verdi mi? Eşiniz, aşınız, işiniz. Karar verdi mi? Ne anlatırsan anlat. Evet. Bir şey açtın mı? Karar verdi dediğiniz yer tasdiğe geçirmiş. Geçirmiş. Tahakkülü geçmiş artık. Çünkü tahakkül de bir taraftı ya. Bir tarafsız değil artık. Taraf. Yani ne yapsam acaba diyen adam size gelse şey. Bir taraftır. Bu tahakkül de daha. Tahakkuldu. O zaman değiştirebilir. Tamam. Ben ayrılacağım demiş. İşte bilmem ne demiş. Tamam. O zaman karşısına çıkmıyorum. O zaman zararın ne kadar ağzından dönerse kâr onu gösteriyor. Mesela bir misal söyleyeyim. Bana geldi vakıf diyor ki ben abi içtimaiyete gireceğim. Bunu dedikten sonra asla ben vazgeçilmiyorum. Çünkü o tasdiye geçmiş değil mi? Çünkü niye? O artık o karar vermiş. Gelene kadar zaten canı çıkmış bana bunu diyene kadar. Bir sene geçmiş en az. Veya üçten altıya. O zaman diyorum ki benim adıma çalış. Yani benim adıma bir dershane, bir bölge vereyim. Senin kiranı ve geçimini ben yükleneyim. Zararı az. Aza düşürüyorum. Böyle yetişmiş bir elemanı. Fabrikada telef olmasın. Sen şimdi benim Darül Envar Vakfı'nın resmi çalışan elemanısın. Tamam. Bizim mesela evli vakıf iken evlenmiş elemanımız var. Şimdi ne yapıyor? Birkaç tane var. Darül Envar Vakfı'nın elemanı olarak çalışıyor resmen. Gidiyor sabah açıyor dershaneyi. Akşam ne zaman gerekiyorsa o zaman kapatıyor. Karşısına böyle çıktım. Misal verdim. Yapma etme diye çıkma. O zaten tasdikte. Çünkü tasdiğin karşısına akıl yetmiyor. Şurada alayım da. Tamam. Bir tane bana kahve yapar mısın sen? Aslında bir taraf diyor ya tahakkül abi. He. Şimdi iltizam da bir taraf abi. Tarafını belli etti. Nasıl? Ha, o iltizam bir taraf. O bir taraf. Bi derken tarafsız. %50. Tarafında bir taraf oluyor artık. Bir taraf oluyor, doğru. Bir taraf. Aslında iltizama bir taraf yazsak olur ha, güzel olur. İltizamı. Ha, ne demek? Bir taraf oluyor artık. Ha, doğru. Değil mi? Taraf iltizamdan tarafsız çıkar diyor iltizamdan. Başka taraf yoktu ki Osman abi. Ya o ayrı o da. Aliminde vardı. Yani bir tarafı, şey yaptı tarafını yani. Belli etti yani. Bir, net. Doğru bir yani. Taraf oldu yani. Bir taraf seçiyor yani. Şu tabii demek buradan çıkarttı ya. Allah Allah. Müslümanlar arasında ben bir tarafım der. Herkes Rus tabii kendinden bilirdi. Yani Mahmud Efendi cemaatinden çok geliyorlardı. Adıyaman'dan geliyorlardı. Benzin ya çok gelen odama geliyordu. Onu filozof diye biliyorlardı ya. Ondan sonra Rüştü abi dedim böyle, ben Müslümanlar arasında bir tarafım, insanlık dünyasında bir tarafım. Cümle onun. İnsanlık dünyasında bir tarafım. Müslümanlardan yanayım. Müslümanların içerisinde tarafım yoktur. Dedi.
Böyle bir geniş kalbi ve kucaklayıcı gönlü vardı ki alıyordu içine. Demek ki buradan çıkarmış. Büyük adamlar büyük konuşuyor. Büyük adamlar büyük konuşması, büyük cümleleri söylediğinden değil. Çok az söylerler, çok veciz söyler. Değil. Mesela keşk, zevk, şuhutla bilinirler. Bu mesela tasdik. Fakat mucizeler öyle değil. Mesela keşf, zevk. Bunlar içseldir. Benim tasdikimi onaylamayamaz. Ama mucizeler için diyor ki ustad, realitesi var, inkara ve reddedilemezler. Bunun zıttına akıl yürütülemez. Ancak sihir de demiş. Yoktur dememiş. Mesela ben hissediyorum ki ahiret var. Yani bağlamıyor. Ama elimden su çıktı, gözüküyor, olmadı demiyor. Oldu diyor ama sihirdir. Tekzibinin adası. Evet. Tekzip. Tekzip bu. Kabul ediyorum. Evet. Tasdik'in tersi, tekzip. Zıttı mı tersi mi değil? Aynı şey mi? Yok. Tastik. Nasıl dersen bilmiyorum. Karşıtı mı? Tamam. Abi. Yazayım da öyle. Hasan abi. He? Tasdik aslında hür iradenin olduğu yer gibi. Hür irade mi değil? Tahakkulde iki tarafta şey değil. İki tarafa da, taraf yok da tasdikte hür irade var. Evet. Yani onaylayabilir de onaylamayabilir. Şimdi yani. Bana Erdinç dedi ki yani hürriyetimiz aslında dedi, orada. Evet mutlak hürriyet orada. Biraz da gidelim de oturalım. Hı. Şu şeyin Erdinç'in şey yaptı, bayağı şey yaptı beni. Bu tespitime şey yaptı. Sarstı. Ama yani şey yapacağız. İzanlı zihni de konuşmamız lazım. Tamam. İzanlı zihni hiç yazmamıştık. İşte zaten yazmıyorum ki. Ben de hiç demiyorum. Yani oturmuyor aklımda ama bu böyle oturunca oraya bir tek boşluk kalıyor. Tamam. Devam edelim. Beraber yapacağız. Başka bu nereden geçiyor? Şimdiye kadar okudum. Sözler 143'te anlatıyor bunu. Şimdiye kadar. Yani keşf, zevk, şuhut gibi şeyler sana aittir. O karşıki tarafa aktaramazsınız. Ama mucizeler tasdiktir. Diyor ki ellerinde nişane-i tasdik olan mucizelerle. Mucizelere tasdik diyor. Anladınız mı? Çok acayip. Mesela yeri göstereyim isterseniz. 314 ama sözler üstü tabii düştü. Mucizelere tasdik dediği zaman Kur'an'da bir mucize olduğu için direkt tasdik birimine etiketmiyorum. Ama o Kur'an'ın mucize olması girmez. Sence Kur'an mucize? Okuyorum. Sözler 143'ü okuyorum. 124 bin muhbir-i sadık. Ellerinde nişane-i tasdik olan mucizeler bulunan enbiyalar. Bak nişane-i tasdik. Aklı ikna ettiği malzeme demiyor. Yok. Şeyden giriyor yani. Direkt kafadan girdi. Direkt tasdikten girdi. Direkt girdi. Göbekten soktu. Nişane-i tasdik olan mucizeler bulunan enbiyalar. Ve o enbiyaların haber verdikleri aynı haberleri bak keşf ve zevk ve şuhut ile tasdik eden ve imza basan yani kendisi aleminde tasdik edip imza basan 124 bin evliyanın aynı hakikate şahadettir. Bunlar keşfen, zevkten, şuhuden tasdik ediyorlar. Ama bu aleminde mucize ise nişane-i tasdik dışarıdadır. Varlık kainat tarafında onun davasında bir tasdiktir. Evet. Fiili. O zaman Kur'an'dan mı tasdikten abi? Tahakkuldan demiştik ya. Kur'an'da mucizedir dedi ya. Bak kardeş girişi ama çıkışı değil orası. Siz evet. Nereden girdiniz bu binaya? Kaç kat aşağıda ya? Biz ilk önce mucizeyi... Sen girdiğin gibi orada ne kapıda mısın şu an? Bir de ilk önce mucizeyi görüyor da sonra imanını kabul ediyor. Yoksa direkt kitaba ilk önce iman eden kişi kaç kişidir yani? Ben direkt tasdik diyorum ona. Ha? Hasan abi diyor ki de sadak direkt tasdik geçer diyor. Evet tamam anlaşıldı. Şimdi iki. Sözler 424'ten okuyorum. Şu. Cenab-ı Hakk'ın ahirette harika efallerini
kalbe kabul ettirmek için ihsariye hükmünde olan zihni tasdiki mühya etmek için. Zihni tasdike müheyya. Zihine de vicdan var. Zihine bir ilişki götürdü. Ama ona hazırlık daha. Müheyya diyor. Evet. Şimdi tasdik tasdikle tamam mı? Tasdik öyle bir acayip bir sistem ki tasdik. Zihne müheyya. Zihne hazırlıyor. Çünkü akıldan daha öteyedir zihin. Vicdanda çünkü zihin. Akıl dimağda, zihin vicdanda. Burada ne anlamışım? Tasdik edince dimağdakilerin, iyi dinleyin burası çok önemli. Ya bir de okuyayım metni. Cenab-ı Hakk'ın ahirette harika efallerini, Cenab-ı Hakk'ın ahiretteki harika efallerini kalbe kabul ettirmek için. Kalbe kabul ettirmek için. Pardon. Kalbe ama. Kalbe. İhsariye hükmünde, yani ona götürebilmesi için, İhsariye hükmünde olan zihni tasdike mühya etmek için. Zihni tasdike etmek için. Şimdi anladığımı okuyorum. Şimdi böyle gidersek Hasan abi burası oturuyor. Bakın alt kısımda yani kainattakiler geliyor buradan giriyor. Ondan sonra tasdik yani iltizam makamından zihne hazırlık yapıyor. Yani tasdik ve irade buradan geçiyor. Şimdi dediğin kainattakiler geliyor. Hayal, tasavvur, taakkulden geçiyor. Tasdike geliyor. Tasdik ise öteki kısımları. Tasdik burada bir kalbi noktada irade ve vicdana geçişler sağlıyor. Yani bunlar evet, buradan artık güzel, yukarıya geçiş sağlıyor. Evet. Yani bu tümleşik bir sistem. Ayrı bir sistem değil. Yani bu vicdan da bu dimağ da falan. Ama yani dimağ zaten hepsi aslında. Dimağ bir bütünlük aslında. Orada kalbe geçiş yok o zaman. Tasdikte. Bir de şöyle demiştik Hasan abi. Abi şu cümlenin üzerine biraz gidebiliriz. Yani. Ben okumadım. Söyle. Şu, onu ben de tahtaya kapatacağım. Şöyle de olabilir demiştik. Yani bunlar birebir eşleme değil de birbiriyle arasındaki şey gibi abi. Ha geçiş diyorsun çaprazlama geçiş. Şöyle tasdik ve taakkul da yazayım. Sırayla yazacağız Erdinç abi. Buraya sıra neydi? İradeydi değil mi? Bir üstte olması lazım. Buraya koyayım şimdi. Değişebilir. Şöyle gibi. İçeri yaptıklarımıza göre iç içe yani. Bu da başka bir yöntem getirdi. Evet. Bak uzak mı? Yani birebir eşleme ne? Uymayabiliyor. Yani taakkulden tasdiye geçerken şöyle de düşündüm bunu. Mesela vicdanını kullanmayan için nasıl düşüneceğiz? Çok uyuyor. O dümdüz gidiyor ve netice çıkartmıyor. O şey itikat oluyor. Batıl bir itikada gidiyor. Ama vicdanla çalıştığı sürece de imana oluyor. Bu iman oluyor gene. O zaman şu irade bana bak. Taakkulden gelip tasdikten çıkıyor, netice irade oluyor. Öyle mi? Aha. Çıkış. Yani, hani şu şeydeki mevzuda vardı ya. Salim Berzan. Üç tane yol vardı. Hani bir 142 sözlerde. Yani bazısında böyle çalışıyor, bir itikat çıkıyor ama iman olmuyor. Hani üstad üçüncü yol diyor ya, kabre giden üç yolda. Ben onu da düşünüyorum. Yani hem böyle olacak hem nasıl olacak? Yani normalde şeyde izan-ı kalbidir, iman izandır diyor ya, bazı yerlerde imanı buralardan sayıyor. Yani o zaman böyle çiftli düşünmemiz lazım. Hem tekli de çalışabiliyor ama çiftli çift böyle vicdanla iç içe çalışırsa şey çıkıyor. Yani belki oradaki şu salabet bu şekilde beraber çalıştığında çıkan hali salabet. İmana izan diyor, doğru. Yani çok böyle teke tek düşününce uyduramıyoruz. Yani birebir onun karşılığı gibi. Karşılık olsa zaten olmaz. Çünkü iki farklı çok yapalım. Şey, taakkulden girdi, tasdikten fiile dönüştü. Ama fiile dönüşme şeyde dışarıda irade gösteriyor. Şey, içeride irade, dışarıda tasdik, fiil.
İçerideki iradeden sonra tasdik ya da evet böyle bir geçişler, bir altlı üstü bir kaymalı olabilir ama sistem bozulmadan olsun. Yani her zaman da tabii vicdan girmiyor ki iman çıkmıyor. Yani bu her zaman da bu mertebeler çalışmıyor muhtemelen. Çıkmayacak çünkü kafirin vicdanı tefessü etmiş diyorsun mesela. Veyahut da bunu da düşünmemiz lazım. Yani tek birebir eşlemeyle düşünmeyelim. Tabii bir kardeş diyordu sarmal. Nasıl hangisi? Sarmal olacak filan diyordu ya. Helezon şeklinde. Yani onu da dedi de, onu tabi devamlı şey yapamadı. Sarmaldır dedi bana. O da çok tuhaftır. Yani o da buna benzer gibi oluyor. Böyle... Yapar mısın hayal ettin? Nasıl? Onu düşünüyorum da şimdi kafamda tam değil. Bir şey yaparız da bunları. Tekrar yolunu sorarız. Sarmaldır. Sistem işliyor ama. Evet. Şey, yani şöyle, şuraya uygulanabilir mi abi? İnsan fiilleri kalbin ve hissin temayülatından çıkar diyor. O izan kalbi diye bir şeyden bahsediyordunuz da. İnsan fiilleri kalbin ve hissin temayülatından çıkar gibi böyle. Bir mesele, insanın fiilleri, irtizam, şunu eylemde demiştik ya. Şunu anlatıyorsunuz. İltizam diyor. Şu iltizam. İnsan fiilleri. İltizam diyor. Nereden çıkartıyor? Kesin. Temayülatından çıkartıyor. Bir dakika. İltizam. Uykıyat demiş ama yani eylem demiş. Şu iltizam. Fiiller yani. Şu kalp dediğimizde izan diyor. Bu da his diyor. Yani şunu duyuyor. İkisinden iltizam. İzan ve histen iltizam çıkartıyor. İzan ve histen iltizam çıkar. Ha bir dakika. Şeyden... Bir daha yapayım mı? Bir daha gidelim. İzan, izan ve histen iltizam çıkar. İzan ve histen iltizam çıkar. İzan ve histen iltizam çıkar. Gibi gözüküyor. Gibi gözüküyor yani. Temeyyulat nedir abi? Meyiller. Meyiller mi? Yani temayülat, meyletmeler. O zaman yani bu da bir şey yapalım. Yani o zaman sistemi değildir demiyorsun. Biz sistemi çaprazlama bozmayalım. Genel yakın çevrede hareket çerçevede hareket etmeye çalışalım. Tamam, anladım. Yani, sen sıralamayı bozma diyorsun. Böyle de ama yani yine onu geçişler olsa bile çaprazlama geçişlerden ziyade böyle altlı üstlü bir şey olursa yani şöyle bir şey olabilirse yani yine teknik tabirden olarak gideceğim de çaprazlama olsa bile yine bir sistemle olmalı yani 1-3 yani 1 ile 2 giriş çıkış 3 ile 4 alışveriş yani yine sistemli bir sistemsizlik yani tam olarak bir sistemsizlik değil. Şeker yukarıda kafanı şey biliyorsun. Yok, almış. Tamam, yani bu da bir böyle de olabilir diye. Çok antika. Şey, tamam, müzakerenin güzelliği işte bu. Bunun için yapılır zaten. Çok ilginç. Peki, devam edeyim. Metni bir de okuyayım ben. Cenab-ı Hakk'ın ahirette harika efallerini kalbe kabul ettirmek için isari hükmünde olan zihni tasdike müheyya etmek için. Burada kestim. Çıkarımlar nedir abi onu? Çıkarım okuyacağım şimdi de. Tasdik denince dimadakilerin ayat-ı tekviniyedeki karşılıkları. Tasdik deyince... Ayat-ı tekviniye var ya, tasdik, fiildir artık. Eylemdir. O zaman ayat-ı tekvinedeki karşılıkları. Fiilde gözükünce akıldan çıkmış, tasdik olmuş. Yani fiilde gözüken bir şey artık akıldan çıkmıştır. Fiilse tasdiktir, değilse taakkuldur. Tasdik değil daha. Tamam. O da iradedir yani. İrade kullanılmış demektir. İrade kullanılmış demektir. Güzel. Bunu karşısına akılla çıkılmaz artık fiil ya. Fiilse tasdiktir, değilse taakkuldur. Burada güzel oturuyor. Evet. Hangisine oturuyor? Çok güzel oturuyor. Solda Osman abi. Osman'ı yaptırın. Taakkulse
fiile çıkarsa iradede artık tasdiktir. Şurada harika oturuyor. Tahakkül irade kullanılınca tasdik oluyor. Üç tane sistem var. Erdinç'in, Hasan'ın uydurukçası, şeyin, Osman'ın, o zaman adam gibi şunu şöyle bir yapayım. Daha güzel olsun ki. Madem biraz ilgiyi çekti şu anda o cümleden. Bir ihtimalde şunu da düşünelim. Ama bunu yapayım dur, ondan sonra çağırdım. Yok onun şeyini... Tamam ama dur, burada yapacaksın dur. Yok yok aynısını, onun farklı söylemeyeceğim. Ama dur. Yani kaçırmak istemiyorum zihni. Çünkü aranızda en fazla öğrenme ihtiyacı olan benimdir. Onu nereden bildin? Aç olan benim. Herkes öyle düşünsün. Diyecek ki bu toplantıda veya derste en çok benim ihtiyacım var. Herkes öyle düşünecek. Hani şöyle usta diyor ya, bu güneş Allah benim için yaratmıştır. Doğru. Şimdi sen söyle bir daha. Bir ihtimal şöyle de olabilir abi, hani farklı bakalım icabında diye. Bu irade zihin şey var ya, komple bir yukarı itekleyeceğiz. Tamam mı? Nasıl? Burada şey oldu. Yap işte geç dediği yapma. Gibi güzel oldu. Komple iteklemeden böyle bir iteklesin. Bir hani ha. Şey olmaz. Ya hemen yanına yap. Sola yap. Sinan sol. Yok yok. Şöyle iradeyi buraya. Sen ikine alacağım. Ya yapar mısın? Yap. Sola yap. Sen yanına alacaksın. Sen yanına. Sola yap. Tasdik de izan arasında irade yap. Ben değişiyor mu zihin? Ben değişiyor mu diyor. Tabii değişiyor. Allah Allah. Cimri yap. Cimri'ninki pasta yapar. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de düşmüştüm. İşte. Oradan artık kaybetmiş. Tam bana yorulmuş ya. Şekeri de azlamış ya. Şu testesini. Yok. İrade bizim tamam. Gibi de olabilir. Aslan abi dediğinde biraz önce okuduğum metinle sağ taraftaki uygun gibi şey çünkü eğer tahakkül ettiyse, karardan çıkartıp artık iradesini kullandıysa artık tasdik etmiştir onu. Çünkü irade ilk önce kullanmış oluyor ya tasdik ama iç aleminde diyorsun ki sen o ilk önce iç aleminde tasdik etti sonra iradesini kullandı zaten diyorsun. Soldaki olursa öyle oluyor. Yani bir orada böyle yediğimizde dursun yani. Peki şu. Ne çıktı dur o hemen orada. Bir daha söyle onu. Ona bir şey ekleyeceğim veya ben söyleyeyim. İkinciyi. Kutsi işlerde vicdan irade ettikten sonra tasdik oluyor ve fiile çıkıyor. Sufli işlerde irade olmuyor, tasdik oluyor, fiile çıkıyor. O zaman sağ taraf çok ilginç bu. Burada tespit var da acele ettim şimdi. Ulvi fiillerde, namazlarda, niyazlarda, ulvi işlerde İlk önce irade, vicdan olduğu için, vicdan yani, irade, tasdiği aktif ediyor, fiile çıkıyor. Sufli işlerde vicdan olmadığı için, vicdan olmadığından irade de yok, irade, o zaman tasdik edip fiile çıkıyor. Vicdansız tasdik, ihtiyar oluyor o zaman. Burada ihtiyar. Zaten ben fiillerin kaynağı ikidir diye yaptım ama giremedim dün akşam. Bir daha. Ulvi yazalım üstüne sağ taraf için. Ulvi fiillerde bir gün irade irade tasdiki aktif edip bir ile çıkarıyor. Ulvi fiillerin kaynağı birincisi irade, ikincisi tasdik. Aktif edip abi. Tasdik, aktif ediyor. Fiil. Sufli işlerde... Siyahla yazın. Doğru.
Sufli fiillerde tas vicdan devre dışı olup vicdan yok. Vicdan devre devre dışı dişi olup tasdikle fiile çıkıyor. Yani aşağıda çıkınca günah oluyor, yukarı çıkınca sevap oluyor. Evet, yani mesela vicdanda ne vardı? Vicdan deyince onu da vicdanda irade. İrade. Burada da irade yazıyor. Yani vicdan yok. Sufli işlerde vicdan onaylamaz. Öyle bir şey yok. Mesela günahlarımız vicdanımız istediğinden değil. Tam tersine vicdanımız rahatsız. Mesela namazdaki vesvese seni rahatsız ediyorsa diyor. Demek ki vicdandan gelmiyor. Tamam mı? Demek ki ulvi hislerde, fiillerde, ulvi fiillerde vicdani olan irade, dima olan tasdiki aktif edip fiile çıkıyor. Sufli fiillerde, fiilen kaynağı, irade yani vicdan, devre dışı kalıp dimadaki tasdikle fiil çıkıyor. Yani sufli işlerin kaynağı dimadaki tasdiktir. Ulvi fiillerin kaynağı vicdandaki irade, dimadaki tasdiki aktif edip işareye çıkıyor. Çok güzel. Yani bu şey de oldu artık. Hareketlerimizde vicdani karar mı verdim yoksa direkt vicdanı sormadan mı karar verdim belli oldu. Evet. Elini vicdanına koy. Tasavvura kadar şeyden müdahale edici geliyor. Tasavvurdan sonra tahakkül ve tasdik arasına nefsi koyabilir miyiz? Yani burada herhalde şeytanın değil de nefsin müdahalesi olacak. Zaten tahakkülü tahakkülde diyor ki tahakkülü yani tahakkülün üst. Tahakkülde müdahale edebiliyor, akla müdahale edebiliyor. Çünkü şeytan hakkı tabii, çünkü şöyle. Çünkü yok. Bir taraf daha. O zaman oraya kadar mesela bir şey de kullanabilir mi? Tahakkule giriyor. Bozuyor, aklı bozuyor. Aklına girmiş bir şeytandır diyor usta. Şöyle diyor bak. Fiilini göstereyim. Beyazıt Camisi'nde hafızları dinliyordum diyor. Kur'an bana, şeytan bana dedi ki diyor. Sen Allah kelamı deme. Bak diyor. Ortadan birincisi bu. Dedi ki olmaz çünkü Kur'an benimdir diyen Allah'tan başka kimse var mı? Yok. Bir tane adam Allah'ın kulu çıktı mı? Benim Kur'an benimdir. Yok. O zaman onun değilse kimin eline verip ispat edeceğiz? O zaman kim diyorsa benimdir. Onun elinde olsun. Onun olup olmadığına bakalım. Bu sefer şeytan baktı yemedi. Dedi ki Allah kelamı değil mi? Beşer kelamı değil mi? Ortadan bak. O zaman diyor bir taraf, tarafsız bir yer o da bir taraftır. Unutma çok acayip. Tarafsız bir yer de taraftır. Allah, beşer. Bir de burada var. Bir ortası çıkar. Ortası çıktı yani. Tarafsız yer de taraftır. Çünkü bir tarafın değil. Tarafsız. Yani bir tarafın değil. Bir taraftır. Tarafsızdır. Bir taraf değil. O da bir taraf. Bir taraf olarak taraf olur. O zaman adam yem şey yapmadı. Bu ustakta uğraşılmaz dedi. Çekil gitti. Ben çok ahmaklar var bana uyuyor. Seninle uğraşamam dedi. Burada ben niye söyledim? Sert kayacak. Evet. Burada ilk önce ustad aklı kullanmadı şeytana. Tasdiki kullandı. Nasıl? Çünkü bir taraf bak demek aklidir.
Aklını kullandı. Tasdiğini mi kullandı usta? Usta tasdiği kullandı. Al Kur'an kimin? Kur'an için benimdir diyen kim? Sahibülüt taraf. Sahibülüyet kim? Allah. Allah. Yok Allah'ın dışında benimdir diye var mı Kur'an için? Yok. Yok. O zaman sen onun elinde niye alıyorsun diyor. Onun elinde tamam da onun elinden aldın. Onun elinden aldın. Benimdir Kur'an'ım diyene git ver o zaman. Kim diyor? Kimse yok. O zaman şeytan buraya sokmak istedi taakkule. Bir taraf bak diyor. Bir taraf diyor. O da bir taraftır. Çünkü olması gereken olmayan yerde onun zıttıdır. Mesela Allah, beşer. Allah canibinde değil. Beşer canibine de koymadın Kur'an'ı. Ortaya koydun. Ortaya koymakla, doktor, ortaya koymakla beşerin eline vermek aynı şeydir. Allah'ın yanında değil ya. Nereye koyarsan koy. Bak, burayı kaçırmayın. Allah'ın elinde değilse, istersen beşerin eline ver, istersen ortaya ver. Allah'ın eline olmadığı zaman Allah'ın dışındadır diyor. Adam şunu da sokmaya çalıştı. Akla, çünkü akıl bir alettir. Bir taraf bak diyor. Ustad orada yöntem tasdiki kullandı. Tasdik şudur. Eylemdir. İltizamdır. Önüne koymaktır. Eylem, sadakat. Sadakattı ya. Kur'an onun elinde olsun. Orada durması demek akli değildir. Tasdiktir. Fiile dönüştürdün. Orada dursun. Dursun mu durmasın mı? Tasdik değil. Durdu mu? Tasdiktir. Üstad şeytana karşı tasdiki kullandı. İşte babaanneler de bize bir şey eskiler tasdiki kullanıyor. Sonra biz ya öyle baba bit attı falan bir sürü şey diyoruz adam. İlk önce tasdik. Şimdi biz hala uğraşalım. Doğru mu değil mi ne kadar şey adam yapmış gitmiş ahirette sen hala onun doğrunu şey yapıyoruz. Bitti yani onu bitirmiş onu. Tasdik de girmiş devreye. Senin aklını sevsinler. Bu izah getiremiyor ya şeytan. Aslında tasdik etmiyor mu? He. Tasdik ediyor değil mi? Yani izah getiremeyince evet öyledir ama çok ahmaklar var bana uyuyorlar diyor. He. Bak şurada işaret duyacağız da 67'de tasdiki var lakin vicdani izan yoktur. Vicdanı yok yani şeytan. Şeytanın şu tamam diyor, tamam mı diyor, o diyemiyor şu. Yani Kur'an Allah'ın dışında benimdir diyen birisi çıktı mı? Yok. O da tamam, susuyor. Nasıl tasdik ediyor? Sükut ediyor. Sükut ikrardır ya. Tamam, doğru söylüyorsun. Allah'ın dışında benimdir diyen kimse yok demiyor. Ama susuyor. Sükut ikrar, susmak ikrar olduğu için tasdiktir. Tasdik ediyor. Sonra fakat tasdiki var diyor. Fakat vicdani. Aşağıdaki vicdanı yok. Çünkü niye vicdanı yok? Zihni yok. Zihni ve iradesi yok. O yok yani. Yani iradesi olmadığı için iradesi isim vesaire. Görüyor musun? Ustad şeytana karşı kullandığı yöntem tasdiki kullandı. Onun için mesela şüphelendirdiği zaman bizi bir meselede eyleme dönüştürelim. Bir şey sizin kesin bildiğiniz şeyden sizi şüphelendiriyor. Evet. Hemen tasdikinize sarılın. Sonra taakkulü kullanırsınız. Yoksa ne olur biliyor musunuz? Dostluğunuzu ikide bir sorgularsınız. O zaman o dost değil. Her an değişen bir şey dost değildir. O dediyse doğrudur demiş değil mi? Evet. O demişse doğrudur. Ebu Bekir Sıddık aklını kullanmadı, tasdikini kullandı. Dedi ki Mescid-i Aksa'ya kaç ayda gidilir? Bir ayda gidilir, bir ayda gelir. Tabii akıllı adamın dedi. Diyeceği budur dedi. Bak Ebu Cehil ne dedi? Aklını kullandı. Akıl bu mesafeyi bir anda almayı kabul etmiyor. Ebu Bekir dedi ki, böyle, peki bunu kim söylüyor? Senin arkadaşın söylüyor diyor. Ha, ilk önce ona evet bir ayda gidip aklıydı. O arkadaşın söylüyor deyince hemen aklını bıraktı, tasdiğini kullandı. O diyorsa doğrudur diyor. Vicdana geçiyor. Şimdi mesela öyle dostlarım var ki dost beni her fırsatta her böyle kafa salmadığında benimle cidalleşiyor, benim dostumu sorguluyor.
Ona dedim ki, dostluğunu ikide bir sorgulama, o dost değildir. Sakın dostluğunu, dostlarınızın dostluğunu denemeyin. Mesela acaba bana dost mu diye, ya boş para verir misin? Deme, yapma. Yanlış denenmez. Dostluğunuzun dostluğunu, yani mesela Hazreti Ali diyor ki radiyallahu anh, dostun dostluğu gıyaben onun aleyhinde bulundukları zaman ona sahiplenip savunmaktır. Ebu Bekir'in yaptığı gibidir diyor. Sorgulamak farklı oluyor burada. Yok, o şeriata zıt. Dost, bu beşeri dostluklarda bahsediyoruz. O Allah'ın düşmanı yani. Allah'ın düşmanı. Anladık mı abi? Ne öğrendik bak, gördün mü? Dostluğumuzun dostluğunu devam etmesi için taakkul değil, tasdiki kullanılır. Sorgulama ya. Mesela bak, bir tanesi bana telefon ediyor. Hemen şey yapayım. Uygulamayı çok seviyorum ya. Alo, buyurun. Oo. Hasan kardeş, nasılsın? İyiyim elhamdülillah. Sen iyi misin? İyiyim. Emsal. Ya dedi, hiç daha sormadan. Ya buna yanlış yaptın dedi ya. Niye dedim? Şöyle şöyle yaptın dedi ya. Allah'ım, sen izah etmeme gerek yok ki, sen zaten karar vermişsin dedim. Yanlış yaptığımı hükmetmişsin. E beni niye arıyorsun ki dedim. Sen zaten karar vermişsin. Taakkulde değil yani. Taakkulde değil, tasdike geçmiş. Ya girdi çevirdi, öyle ben de kapattım. Mesaj çekti, şey yaptı, WhatsApp'tan şey yaptı, hiç açmadım. Normal bir arkadaş seviyesine inirdi. İkide bir, üç defa birisi, hani şey iki defa. Peygamberimiz diyor ki, bir delikten bir Müslüman iki defa sırılmaz. Beni bir kandırdın mı? Suç senindir. Aynı kişi farklı konuda kendini kandırdıysa suç benimdir. Tamam. Şimdi bir yaptı bunu, başka bir zaman daha yapmıştı böyle. Ondan sonra dün açtım. Niye dedi telefonlarıma cevap vermiyorsun? Tahmin et dedim. Ya dedi, biz dost değil miyiz? Değiliz dedi. Arkadaşız, kardeşiz, dost değiliz. Dostluğunun dostluğunu ikide bir sorgulanan dost olamaz. Bir normal benim hakkımda şaibeli bir şey duyup da karar veren benim dostum değildir. Hazreti Ali diyor ki, dostun şeyini odur ki, gıyaben aleyhinde bir şey duysa onu savunur, gider yüzüne, der ki, böyle duydum ya, bu nedir? Sorar. Yoksa yutkunmaz. Gider sorar. Ama ya öyle mi ya, öyle yapmış, vay be, ben de dostum, dost biliyordum ya, vay zalim ya, öyle mi yaptı size? Deyip de ondan sonra hikmetini gelip bana sorma. Ebu Bekir gibi ol. İlk önce dostuna sahip ol, gel sor. Ne demiş biliyor musun Ebu Bekir? Öyle mi olmuş, nasıl yaptın demedi. Gelir gelmez ne dedi biliyor musun? Miracınız mübarek olsun ya Resulallah. Acaba doğru mu diye dememiş. Çünkü dostunun doğruluğunu, dürüstlüğünü, işini düşmanından öğrenmiş. Bu eşinizi de, aşınızı, duydum ya aslında bir şey. İnanacak mıyım şimdi? Yazıklar olsun bana. Sen üstad dostunun dostunu bile sorgulamıyor. Dostumun dostu dostu diyor. Evet. Sorgulamıyor. Aferin. Dostumun dostunu da sorgulamıyor. Mesela adam, ya yaşadım diyorum size ya. Vay be Mehmet dedim. Mehmet dedim, sabah namazı vakti girdi. Bugüne deresindeyiz, balık tutuyoruz. Serpme ile balık tutma gece ol. Gündüz olmaz derede. Dersi bitirdik 11.30'da. Dereye gittik. Balık tutmaya sabah, genciz kardeşim, 20 küsur yaşındayız. Ateş atıyor, 11'de bitirdik çayını ders. Ondan sonra, tabii sabah namazını deredeyiz aşağıda böyle, şu köy. Ulan dedim, Mehmet sabah namazı vakti girdi. Nasıl anladın dedi, horoz atıyor dedim. Nereden geldi dedi, şimdi dere yatağı ya, bir burada köy var, bir de burada köy var. Dedim, bu bugün adam geldi. Horoz değil diyor dedi. Neydi dedi? O dedi, bu köy ahalisi melaike olduklarından meleğin sesiydi dedi. Namaz vakti geldi.
Olan dedim, horoz sesi nasıl melek sesi oldu lan dedim sana. Ben de bilmiyorum ya. Benim sevgilim o köyde dedi. Herkes mübarektir dedi. Bak, niçin söyledim bunu? Dostunun dostları da dost olmuş, sorgulanmış. Unutmayın, sizin dostluğunuzu ikide bir sorgulayan, siz dostlarınız ikide bir sorguluyorsanız, o sizin dostunuz değildir. Tasdikiniz yok çünkü. Taakkulumuz var. Eyleme dönüştü değil mi tasdik? O zaman eyleme dönüşen bir ders. Tersten çıktıktan sonra ders ortamı ile içtimai hayat bir bütün olacak. Ders odur. Sorgulama dostum. Tasdikin yok. Hisse çıkartma. Hisse değil, kendisi bu. Bir de okuyayım. Tasdik denince dimağdakilerin hayat-ı tekviniyedeki karşılıkları. Dimağda. Tasdik ne demek? Artık eylem. O zaman hayat-ı tekviniyeler var ya burada. Mesela fiilde gözükünce akıldan çıkmış tasdik olmuş demektir. Bunun karşısına akılla çıkmayın. Çünkü artık realitedir. Ancak tasdikin zıttı olan tekzip ile çıkılabilir. Tasdikin ortadan kaldırmak için tekzip çıkarman lazım. Çünkü tasdikin zıttı tekziptir. Tekzip hangisi olduğunu bak. 25. maddede var. 25. madde 325. Metnini okuyayım bak. Yerini okuyayım. 325'te geçiyor. Nerede geçiyor? Muhatmat 15. Diyor ki hem de usulü mukarrerredendir. Sıdk ve kizb yahut tasdik ve tekzip. Onun direkt zıttını söylemiş. Evet, zıttını söylemiş. 82'de. 99'da olması lazım. 80. Geçmiyor zaman. Bak. Münafıkların meskun cinayetleri arasında anlat kelimesinin yalnız kisb ile talik edilmiş kisbin şiddeti kub ve çirkinliğine işarettir. Bu işaret dahi kisbin ne kadar tesirli bir zehir olduğunu bir şahidi sadıktır. Zira kisb küfrün esasıdır. Kisb nifakın birinci alametidir. Kisb kudret ilahi bir iftiradır. Kisb hikmet-i Rabbaniye'nin zıttıdır. Ahlak âliyi tahrip eden kisbdir. Âlim-i İslam'ı zehirlendiren ancak kisbdir. Ondan sonra oraya gidiyor gidiyor da sıdk nerede? Şurada. Hulasa yol ikidir. Ya sükût etmektir. Çünkü söylenilen her sözün doğru olması lazımdır. Veya sıdktır. Çünkü İslamiyet'in esası sıdktır. İmanın esası sıdktır. İmanın hassası. İmanın hassası sıdktır. Bütün kemalata ishal edici sıdk, ahlak âliyenin hayatı sıdk. O zaman kisbin nesidir? Tersidir. Zıttıdır. Zıttır diyorum zaten. Demek ki nereden çaptık? Ta bunu bile tespit etmek için şunu tespit etmek için sıdk. Yani sıdk kisbin tersidir. Muhakematta okudunuz, direkt söylüyordu. Onu niye geçtiniz? İyi anlayamadım da ondan. Ha bak. Hem usulü mukarrededendir. Sıdk ve kisb yahut tasdik ve tekzip. O kadar aldım ya. Tamam mı? Şimdi tespit etmek için karşıt mıdır? Zıttı mıdır? Zıttıdır. Karşıt olmaz zaten. Olmaz. Zaten farklı bir manada. Mesela karanlık aydınlığın zıttı mıdır, karşıtı mıdır? Zıttı. Karanlık, aydınlığı. Bak şöyle bir şey, başka bir şeyle ortaya kalkıyorsa bu zıttıdır. Zıttıdır karanlık. Karşıtı ise onu kendi aleminde ifade edip hakikatini genişlendiriyorsa o karşıtıdır. Gece karşıtı, karanlık. Tamam mı? Gördüz. Mesela imanın zıttı küfürdür. Ha? İmanın karşıtı mahluktur. Yani gözün karşıtı. Çiçeklerdir.
Yani imanı neşi nemalandırıyor, genişlendiriyor. Ha, zıtla karşıt farklıdır. Tamam. Tamam mı? Tamam mı abiler? Şimdi neler, neler rastlı. Bak, karşıt mı, zıt mı, Ferhat? Neler gördün? Nelerle şey yapıyoruz. Bir tanesi dedi ki, Bursa'dan, ben de seni bir adam, benden yaşlı, buyur abi dedim. Ben de bir adam biliyorum seni. Lan ne uğraşıyorsun bana? Kim, 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 ya böyle demiş, ya bırak ya dedi ya. Ha, öyle. Alışıyor, ne var ki de? Lan tamam lan, burada anlaşılan maksat budur dedi ya. Bırak o dedi aşağıları ya dedi ya. Boşuna uğraşıyorsun. Dedim ki çok doğru söylüyorsun dedim ya. İnan. Haa böyle dedi ya. Ondan sonra gitti bir şey getirdi. Koyarken dedim ama dedi inanmadım dedi. Dedim ki çok doğru söylüyorsun. Yine doğru söyledim. O da, o da haklı. Şimdi senelerden beri okumuş, anlamış. Sil başta nasıl olacak şimdi? Hani oysa işin dışında bir silmek için olmadan 20 defa külliyat okumuş surette. Surette kalan usta ne diyor? Ülfet belası olur. Sure. Da hakikatını enfusi geçerse kanuniyeti ne olur? Hakikati demek, hakik eşeği sabit eden, bunu meydana getiren esma, bunu meydana getiren esma, bunun hakikatıdır. Bu esmanın cilve, cemal, nakşi sanatı mı? Hangi esmalar bunu cilve, cemal, nakşi sanat yaptı mı? Bunu meydana getiren esmalar bunun hakikatıdır. Bu yol merat, hakikat meratipleridir. Tamam mı abi? Ha. Şimdi biz 20 defa külliyat okuduk. Surette kalırsak, kalınmışsa alameti nedir? Ülfettir. Ülfeti nasıl anlarız? Evet arkadaşlar, derse başlıyoruz. Birinci söz. İki asker olmuş hemen. Kapatıyor. Birinci söz ya, ne olacak? Sekizinci söz, kuyu varmış. Aslan belli, kaplan belli, çekirge belli, at belli, maymun belli artık. Kuyu da belli. Yeni bir şey öğrenmeyecek ki. Birinci söz. Sebap diye oturuyor. Yani güzel geçiyor bu saat. Ha, bu nedir? Ülfet belası sarmalamış. Ülfet nasıl oluyor? Surette kalmış. Hakikatına geçememiş. Hakikatına nasıl geçecek? Hakikatına geçmesi için kanuniyetine geçecek. Yani enfüse taşınmadan hakikat yoktur. Öyle bedava verilmiyor. Sıçrama yok. Esma yoluyla müstemayı bulursun. Kanuniyeti enfüs olarak yorumladın. Tabii canım. İlk defa duyuyorum. İçsel bütünlük kardeş. İnsandaki karşılığı. İnsandaki karşılığı. Bu dışarıdaki sureti, ehval, ahval vesaire. Papağan gibi acayip ders yaparım. Bende var mı karşılığı kardeş? Lime tekulene mala tefalun. Adamlar bir şey söylediği zaman kardeşler, dört tane öyle değil lan, öğreneceksin. Öyle değil. Sülüyorsun, yazıyorsun. Hayır diyorsun, dur bakalım, silme dur. Gel bakalım. Oo. Ve şu anda zihnimde bu var. İnsaf nısıftan gelir. Nısıf ortalamak demektir. İnsaflı ol demek, orta ol. Yani bir taraf ol. Daha akıldasın, tasdikte geçme. Dur bakalım. İnsaf, yeni öğreneceğim vardır. Dur bakalım. Senin ağzınla Allah bana ne diyecek? Senden bekliyorsan sus. Senin ağzınla Allah bir şey diyecekse der. Ha? Kapatma insanları. Allah'ın verdiği hürriyeti sakın kapatma kimsenin. Tıkama gözünü, aklını. Elimin tıkama. Bırak hürriyeti şeyi. Hiçbir zaman buraya geleceksin demedim. Bir tanesi geldi. Bu haftada da geldi. Gördünüz. Nereden geliyor? Sarıyer'den geliyor. Kardeşim Sarıyer'de dershane var. Topkapı'da dershane var. Niye geliyorsun buraya? Çok uzak. Geçen hafta abi ben dedi tatmin ol. Kardeşim o kadar zahmet çekme. Gelme. Durdu. Oy ben burada kendimi dedi çok hoşuma gidiyor dedi ya.
Onu bilemem dedim ama ben sana diyeyim. Sonra demedi deme. Niye diyorsun dedi. Kardeşim, o kadar dershaneye niye geçiyorsun? Takos koyuyorum ki, niçin geldiğini kendisi cevabını bulsun. Niçin buldun? Usta dört takos koyuyor. Emirda 163, ikinci emirda bir mukayet, emekli öğretmen parasının toplan o maaşı, emekli parasını hizmete vermek istiyor. Usta bir takos koyuyor. Bakayım heyecanlanmış mı da, coştu da mı? Veriyorum hepsini. Bir takos koyuyor, arabayı durduruyor. Bakayım açacak mı? Araba motoruyla mı gidiyor, iterek mi gidiyor? Motoruyla gidiyorsa takozu açacaktır. Dedi kardeşim bizim ihtiyacımız yok. Ondan sonra diyor ki benim ihtiyacım var diyor ustadım diyor ya. Aha birinci takozu açtı. İki, borç ver dedi. Borç ver diyor Emir de. Sonra biz dedi kitapları basalım. Kazandıkça sen para ver. Hayır ustadım ne borcu dedi ya. İkinci takozu da açtı. Üç, o zaman diyor bir kısmını ver diyor. Bir kısmını ver, onu da açtı. Sen bahsat diyor. Ondan sonra şey, ustadım diyor. Dördüncüsü de diyor ki, ben bu büyük hayra mal olamam. Paranın büyüklüğü değil, adamın ruhu için diyor. Olamam. Bu dört araba. Tane takozu. Çünkü araba kendisi gidiyormuş. Eve girecek bu araba. Anladınız mı? İterek araba gitseydi bir takozda durdu, durmadı. İkide dur, ikide durmadı. Üç. Şimdi coşturuyorlar tahmin. Himmet namı altına şöyle ooo diyor. Adam coşarak, ağlayarak imzalıyor. Bir dışarı çıkıyor, bu sefer ağlıyor, nasıl imza? Ondan sonra haciz geliyor. Haciz. Ondan sonra devlet de şey yapmış, şu anda hapis geldi zaten. Sen dini yaşamasan bu olur. Din miydi bu? Hürriyet-i şerisin ortadan kaldırılmış, köleleştirmiş, suyun üzerindeki çöp gibi, saman çöpü gibi sizi iste bir öyle vurdular, bir böyle vurdular. Din dediniz ve toplumdaki diğer cemaatler ve Müslüman hep aşağıladınız. Basit görüntü. Dabayı anlamamış, hizmet anlamamış, şey basit anlamamış. Ya anladın bak, gördün mü anladın hizmetini? Hı? Hizmeti anlamamış diyorlardı bana. Bana diyordu ki, iyi bir abidir, iyi bir tahkikçidir. Evet. Dediyor Müslüman, iyi bir abisin, iyi tak. Ama sen daha 40 değirmende su içmen lazım. Niye dedim? Den sen daha dedi, biz sen ne olur, hizmeti bilmiyorsun dedi. Fazilete hususi kalmış. Adam hiç layık olmamış, hizmetten ahkam kesiyor. Hizmeti bilmiyorsun dedi bana. Nerenin biliyor musun? Nerenin biliyor musun? Nerenin? Sen daha hizmeti bilmiyorsun ki dedi. Biz sen ne olur dedi. Vasır'daki hizmeti bilmiyorsun. Şu anda da hapiste. Ben orada hizmet ediyorsun. Ben itiraf edecek. İtiraf etmiş galiba, çıkmış galiba. İtiraf etmiş. Ha, ne etti? Yanlışı, hani hizmeti çok iyi biliyordu. Medrese-i Zülmiye zor mu geldi abi? Medrese-i Zülmiye o. Ona hak ediyor. Ne Medrese-i Yusufiye? Medrese-i Yusufiye, Müslüman zulme uğrarsa Medrese-i Yusufiye'dir. Yoksa adaletin ta kendisidir. Ne Yusufiye? Uydurmasınlar. Medrese-i Yusufiye yok. Medrese-i Yusufiye, ustad ve ustadın yolunu takip eder veya Adıyaman dayı olsa, hak dedi, Allah dedi, Kur'an öğretti, içeri gidir. Medrese-i Yusufiye'dir. İle nurculuğa mahsus değil bu. Adam batıla hizmet etti, içeri girdi Medrese-i Yusufiye. Ya! Ne acayip bir şey ya. Ben ne mayan? Çok ince sana, çok ince. Çok ince değil mi? Çok ince. Tastik acayip. Medrese-i Yusufiye de değil ya, biliyor musun? Hepsi cepten gidiyor. Hiçbir tane hapishaneler bile kefaret değil. Ama tastik öteki tarafta olunca... Tastik öteki tarafta. Ne aklı kaldı, doğru. Ne imanı kaldı. Görmüyorsun. Ne güzel demiş. Bak, hadis. Hadisi göstereyim. Sözlerin arkasına yazmış o. Söyleyeyim bir şey söyleyeyim. Kendi yazımı okumam için ne yapıyorum biliyor musun? Fotoğraf çekiyorum, cep telefonu sonra büyütüyorum. Yapan bile Hasan abi, kendisi yapmış ki. Diyor ki bak, hadis-i şerif meali. İlim dindir. Namaz dindir. Bu ilmi kimden aldığınıza dikkat ediniz.
bu namazı da nasıl kıldığınıza dikkat ediniz. Çünkü siz kıyamette ilim ve namazdan suala çekileceksiniz. İlim öğrenmeye devam ediniz. Zira ilim müminin dostudur. Hil veziri, akıl ise delilidir. Amel ise onun ayakta tutar. Rıfk babası, mülayemet kardeşi, sabır da ordusunun emiridir. Yani kısacası dininizi kimden öğreniyorsunuz? Farkında mısınız? Kim demiş? Çok doğru demiş. Kim ne demişe bakma. Kim demiş? Kime demiş? Ne makamda ne maksatta. Söz çok muteberdir. Münafığın 9 tanesi doğrudur, biri yanlıştır. Kafirin, zındığın 10'u da yanlıştır. Ama münafığın 9'u doğrudur. Ama ondan beterdir. Niye? Çünkü münafık senin yanındadır. Kafir senin karşındadır. Hadi. Daha 3'e geldik ya. 3. Metni okuyayım isterseniz. Sayfa 314'ü aç. Hep böyle dursun. Sözde 424. Ha yok, o devam ediyor. Devam ediyor o cümleye. Yani cümle neydi? Cenab-ı Hakk'ın ahirette harika efallerini kalbe kabul ettirmek için isari hükmünde zihni tasdiki müeyyye etmek için diyor. Devam ediyor. Ne demiştik? Ha, o kadar okudum. Evamiri tekminiyeler kalbe, akıldan. Evamiri tekminiyeler kalbe, akıldan. Yani kelam sıfatı geliyor ya. Kelam sıfatı taakkuldan girdi mi abi? Yapılandırmaya. Oradan yani hayat-ı tekviniye var ya, şu çiçekler hayat-ı tekviniyedir. Bu gelenler ilk önce akılla geliyor. Kutsiyet. Fotoğrafı çekiniyor. Düşünüyoruz. Hemen vahinin devreye girdiği tam yer taakkul. Tasdik değil daha. Paldır küldür yok, o kadar ucuz değil. Evamiri tekviniyeler, yani vahiy taakkulden geçtikten sonra kalbe iner ya. Hayat-ı tekviniyeler ise, çok önemli bak, şu hayat-ı tekviniyeler ise tasdikten giriyorlar. Bir daha. Püf nokta. Bugünkü dersin püf noktası. Bak. Kelam sıfatından gelen Kur'an. Yazma abim. Hiçbir şey yazma. Toparla. Kelam sıfatından Kur'an geliyor. Bizi yapılandırıyor. Değil mi? Nereden giriyor girince? Söyler misin abim hemen? Taakkuldan giriyor. Vahiy buradan girer. Kelam buradan mı abim? Burayı zaten biliyordun. Muhatap o oluyor hemen. Muhatap ilk bu. Muhatap oluyor. Tamam. Şimdi irade sıfatından gelen şu çiçek. Bu hayat-ı tekviniyedir. Şimdi evamiri tekvini yapıyorum. Elhamdülillahi rabbil alemin. Bu evamiri tekviniye. Bu hayat-ı tekviniye. Evamiri tekviniye kelam sıfatından girişi burada yapıyor. Tamam. Çok önemli. Bu hayat-ı tekviniye dima tasdikten giriyor. Taakkuden girmiyor. Çünkü 538 sözlerinde diyor ki insanın fikirleri, hissiyatları ve duyguları envar-ı marifeti mevcudattan getirdikleri zaman onu içeride tasdik edip bir musaddık görmedikleri için bu gelen var ya, hayat-ı tekvinede gelen abesiyeti mutlakaya atıyor. Atıyor çünkü. Akılda mutlaka karşılığı var.
ama hiçbir manası. Ottur peki. Yani 11. sözü söyleyeyim. Bir diyor padişah, iki tane mühendis. Dedi ki bu ayet hakkı, şu şey hakkında bana dosya yapın, dosya bir malumat verin. O bir tane diyor. 12. söz abi. 12. söz, 12. söz. Ne yaptı diyor? Onun nakışlarından, sanatından, süslerinden, ne işe yaradığından yazdı. Kafasına vurdu. Ötekisi, bunu kim yapmış? Kimin için yapmış? Ne makam, ne maksat. Birincisi aptal değil, aklını kullandı. Ve orada bitirdi. Ötekisi, bunu kullandı ama tasdiki geçti. Peki, şimdi söyleyeceğim, hazır ol. Adam, o mühendis var ya, dedi ki şu mevcudat hakkında bana bir malumat verin. Mevcudat, ilk önce çiçeğe baktığı zaman Müslüman alime, bu ne? Niye? Şöyle kabul ediyor. Bu Allah'ın kelamıdır. Allah bununla bize ne diyor? İkincisi akla geçiyor. Sonra aklı çalıştırıyor. Sonra aklı çalıştırıyor. Önden bir tasdik yapıyor. 15. sözde bulayım. Bu Allah'ın kelamıdır. Olmadığını ispat et. Bu Allah'ın kelamıdır tasdik. Olmadığını akli. Sen ispat et. Yok Allah'ın kelamı deme, tasdik deme, fiil koyma. Buraya koy. Olmaz. Şeyde de öyle bir dinsiz bir insanı düşünelim. İlk önce tahakkülle buluyor, tasdik ediyor bir iman. Evet. Ama ondan sonra ettikten sonra mesela dediğiniz gibi bir mevzu geldiğinde artık iman ettiği için o oluşmuş artık. Bitti. Ondan sonra tasdik, sonra tahakkülle kullanıyor. Kullanıyor sonra. Mesela bak 15. söz gene. Ne diyor? Bu Allah'ın elini bırakacaksın. Olmadığını ispat edeceksin. Bu tasdikledi, sonra hikmetini araştırdı. Peki dimağdaki tasdik mi, vicdandaki tasdik mi? Dimağda buluyor. Sonra tabii. Tabii beraber çalışıyor ama vahye muhatap, ilme konuşma, ilk önce dimağ. Şimdi buradaki püf nokta, anladınız mı? Tasdiğin işleviyle, tahakkülün işlevi. Hayat-ı tekviniyede, bu hayat-ı tekviniyedir. Buradan gelen şu, bu Allah'ındır. Peki bu renkte bu renk niye böyle? O zaman tahakkuldur. Bunda bana ne anlatmak istemiş? Bak ilk önce, münafı nasıl anlarsınız? Evet. Münafı şöyle anlarsınız. Münafık ilk önce sizin aklınızı aktif eder, tasdikinizi unuttur. Bu Allah'ın mıdır? Evet. Soruyor. Sorguluyor. Hatta Allah'ın da demiyor. Münafık tasdikle ettirmeden tahakkülüne sokuyor. Diyor ki, yani bu hakikaten yani topraktan işte gözümüzün önünde çıkıyor canım yani. Başka ne şey yapıyorsun yani? Aklı uymuyorsa bu hadis değildir. Yani gibi. Toprağında. Harika bir misal oldu. Harika. Bugün sende bir şeyler oluyor. Tahakkule hadisi soktu. Senin aklın ne kadar? Malumatın kadar. Ne kadar bilgin varsa, malzeme varsa. O teraziyine uydu mu? Hadistir. Uymadı mı? Değildir. Oysa ehl-i sünnet der ki bu Allah'ın sözüdür, hikmeti nedir? Evet. Bu peygamberin sözüdür. Hikmeti nedir? Ötekisi kafama uymuyor, hadis değildir. Onu taakkulde yani ha. Taakkulde. Bu taakkuldedir. İşi zor. Abi üstad diyor ya, illet emri emirdir. Emir, illet emri ilahidir. Netice rıza ilahidir. Emri ilahi tasdike giriyor. Evet kesinlikle. Emri ilahi, mesela sefer. Şey, akıl düşündüğü için bu da rıza ilahi. Yani ne kazandırıyor? Bu da Cenab-ı Hakk'ın rızasını söylüyor. Evet, mesela seferde illet nedir? Bir kere Allah'ın emridir. Hikmetidir. Allah dedi mi ki şu kadar? Allah dedi bir kere. Bu söz doğru mudur, yanlış mı? Yani domuz eti yemek
sağlıklı bile olsa tamam, sözü bile emri yani. İlahi yasak ettiği için haramdır. Haramdır. Ama domuz etini bir de biz bakalım. Tamam. Eşin zararlı tarafını atarsak helal tarafı da var. Hayır. İlk önce tasdik, sonra taakkul. Hangi meselelerde? Evamir-i tekviniye meselelerinde, İslami fiillerde. Mesela yaptığımız ibadetlerin her şeyini, hikmetini biliyor muyuz? Yok, hepsini bilmiyoruz. O zaman yaptığımız ibadet tasdiktir, hikmetini bilmesek de olur. Vicdan çünkü yani. Aklın arkasına geçmişiz. Evet. Aklın neticesi olan tasdiki biz daha aklı kullanmadan yaptık, neticeye var. Vicdani tasdik iradedir. Evet. Yani biz domuz etini araştırdık, araştırdık, zararlı oldu. Daha yemiyoruz değil. Yok. Direkt kabul ettik bir zararlı. Evet. Ondan sonra şeye araştırmaya gerek kalmadı. Evet. İşte. O zaman rahat ediyorum. Evet, doğru. Bunun dibi yok. Doğru. Hikmet. Dibi yok. Doğru. Dibi yok. Bunun dibi tek. Allah dedi mi kardeş? Peygamber dedi mi? Ustad dedi mi? Bitti. Hikmetin anlaştı. İlimdir. Nakile giriyor değil mi abi? Tabii. O kadar. Çok güzel. Nakil. Tasdik, sadakat. O da tasdik önce sadakat. O mu söyledi gittiğini? Doğru söylüyor. Ya Resulallah, öyle bir şey oldu mu? Nasıl yaptın ya? Nasıl gittin ya? Bir aylığınızı nasıl uçtun gittin falan? İspat demedi. Demiyor yani. He, bana bir izah ettik de etmiyor. Ya Resulallah, miracın mübarek olsun. Hasan abi, eğer sadakatli olursan o tekvini ayetler sana dostluk yüzünü gösteriyor. Sen de miraç yapıyorsun. Hah, doğru. Çok doğru. Senin miracının basamakları oldu çiçek o zaman. Nihayetsiz terakki, nihayetsiz tedendi, ters. Aynı şey. Doğru. Şu çiçek, senin nihayetsiz terakkine, nihayetsiz tedenine. Tasdikle bakarsan nihayetsiz terakkine, taakkulla bakarsan nihayetsiz dibe gidiyorsun. Öyle olması lazım, öbür türlü bu yani. Şey olsaydı, bağlasaydı, bitti bu, budur yani. Lemalarda dostluk yüzünü göstermek ona mecbur kalır. O zaman zaten... İmtihan sırrı karar veren tasdik ama. Evet. Hürriyet tasdik de var. Hüküm verdi. Evet. 12. sözde o zaman. 12. söz onun en güzel misali. En güzel misal ne yapayım? Bir de 15. söz. 15. Şeytanla. Şey, evet abi. Ustad unutmayın. Şeytana tasdiki karşısına koyuyor. Sonra araştıralım diyor ya. Beraber araştıralım. Patanaj yaptırır. Herkesin tasdiki vardır her Müslüman ama herkesin aklı ilmi yoktur. Eğer Allah tasdiki aktif etmemizi istemeseydi, çöldeki Afrika'daki nasıl namaz kılıyor, neyi kılıyor bilmiyor o kadar ya. Miraç olduğunu, ruhun telakki olduğunu, yok imbisat olduğunu, detayları biliyor mu? Bilmese de olur. Mesela 16. sözü bilmeyebilirsin. Miracı iyi anlamamış olabilirsin Osman. Ama Kastamonu layıkasını iyi anlamadınsa hissen azdır. Belki de hissen yok nurculukta. Niçin biliyor musunuz? Tasdik. Yani neyi, nasıl yapacaksın? Nerede, nasıl duracaksın? Dostun, düşmanı nasıl yapacaksın? Gittin, namaz yaptın, bu kadar ibadetler yaptın, gece namazlarına kalktın, zekat sadaka verdin, küfre taraftar oldun. Ne oldu? Habitet amal. Çarpı sıfır. Bir hadis-i şerif var demiştiniz ya, Mehdi azamın cemaatinde sadakat imtihanı olacak. Ya. Bu oldu inancını yaptı çoğu insanlar. Evet. Sahabelerin en büyük imtihanı neydi? Yokluk değil mi? Miraç. Miraç sadakat. Hatırlıyor musunuz onu? Beni sarstı arkadaşlar. Sarstı beni. Senelerce sarhoş etti. Bak 3 gün bir defa karnım duydu. Olmadı diyor. Tamam. Uykular olmamış. Yokluğun kol kesti. Allah'ını seversen. Yok. İşkence yapılmış. Bir kadına 4 atla parçalamışlar. Bir at buraya, bir ayak buraya, bir ayak. Atları ters yürütmüşler. Tamam. Kızım olursa öyle de demiştim ya. Onu koyacağım. Neydi adı? Sümeyye. Onun şey, ilk erkek şehit değil, kadındır. Böyle parçalamış. Tamam mı? Bunlar ne anlatacaktım? Miracın şey. Ha! Yani o kadar acayip oluyorum ki kafam alt üst oluyor. Miraç imtihanı. Bak bu imtihan değil biliyor musun parçalanmayı? Sahabelerin yokluğu, ölüm imtihanın can alıcılığı değil.
sahabelerin en acımasız imtihanı Miraç'tır. Bir şey söyleyeyim abi. Ha. Miraç'ın hepsi külli de değil. Miraç'ın sadece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gitmesine inanamamışlar. Evet. Yoksa o terakkiyata tamam, ona kabul ediyor. Çünkü gözünün gördüğünün evet. Şey. Yani buradan oyuna nasıl gitti? Ona inanamamış. Evet. Öyle miymiş? Öyle. Evet. Yoksa ötekisi ben Ruhen yaptım dese Miraç, kim inkar yaptı? Ayet geliyor zaten şey yapıyor, ona inanıyor. Ama buradan kalkıp da işte kaç günlük mesafedeki yere oraya gitmiş, oraya inanamıyorlar. Çünkü oraya inanamıyorlar. Oraya inanamıyorlar. Orası dimağ kısmı. Akıl kısmı. Evet. Yani, o kısma inanamıyor. Orası dimağ kısmı. Akıl kısmı. Yani. Şeyden Mescid-i Ahram. Oradan oraya da tasdikle evet. Taakkul arası bir şey. Taakkulde oldukları için abi mekansız, zamansız düşünemiyor. Zihne geçse aslında tasdiye atlayacaktı oradan. Atlayacak. Bir şey yapamam. Peki ben bunu niye anlattım biliyor musunuz? Hadis var. Mehdi cemaatinin imtihanı da sadakat olacaktır. Mesela sana zina yapmayın, içki içmeyin kaç defa der ama haberlere girmeyin dediği halde çıkanı almıyorsun. İki, sana ehvenüşşere faydanız dokunsun, zararınız dokunmasın, ehvenüşşer deyiniz. Şer yani ama ehvenüşşer, azam-ı şere göre. Azam-ı şer, kolu götürüp evvel işe parmak verin. Zararınız dokunmasın. Emniyete dokunmayın istiyor. Manevi bir biz manevi emniyetçiler istiyor. Bu sadaka değil mi uymak? Ama uymuyoruz. Yani tasdikimiz yok. Ama sözleri çok iyi biliyoruz. Lemaları çok iyi biliyoruz. Şuaları biliyoruz. Mektubatı çok iyi biliyoruz. Fakat Kastamonu Emir Dağı'nı bilsek bile uygulamıyor. Kabul ederek okuyan diyor zaten. Evet. Ustad ne diyor? Anlayarak ve kabul ederek. Kabul etmek, bak, hakka tarafkili teslim ve inkıyattır. Mehdi cemaatinin imtihanı da sadakat olacaktır. Ustad da zaten 10 kişiden 2 kişiye meyve risalesinde 11. şu anda pasaport vermiyor. Nur cemaatinin içinde halis olanlara. Şey vermiyor. Şimdi 10 kişiden ve halis olanların 10 kişiden ikisine pasaport vermiyor. Pasaport vermiyor. 10 kişiden ikisine halis olanlar. Halislere. 10 tane halis adam var, bunun ikisine vermiyor. Vermiyor. Sırrı ihlas var. Diyor ki hakiki nur talebeleri diye başlıyor. Aziz Sıddık Hazretleri. Hakiki nur talebeleri. Hakiki olmayan talebe de var. İtikadı vardı Resulullah'a, imanları yoktu. Onun için Miraç'ta hemen patır patır döküldüler veya vefatından sonra döküldüler. Onlara sahabe denilmez çünkü imanı yoktu. İtikadı vardı. Ustad Ölüm ne diyor? Mümini gayrimüslim mesela. Mümini gayrimüslim. Gayrimüslim mi mümin? Gayrimüslim bir mümin. Değil ama bir mümin. Ama bir mümin diye veya müslim namaz kılıyor, oruç tutuyor. Ama mümin değil. Nasıl oluyor? Sahabeyle savaşan var kafir. Cevabı Müslümanlar ne kadar acayip, o da şehit olacak falan şudur. Hayır dedi o, kafirdir o dedi. Bizimle en iyi bizden daha iyi savaşıyor. Okulmalı için savaşıyor. Tek kanatlı uçamıyor. Vicdan yoksa. Ha? Çok süper oldu. Hasan abi ayet tekmini yani içeri gelir musallaf gibi oluyordu ya. Onu bir uygulayabilir misin abi? Kendinize bir şey alıp da uygulayabilir misin abi? İşte 538 sözlerde sözlerde... Tamam, söyle de uygulamak gibi. Ha, yapayım mesela. Kendinize bir şey alıp tasdik ettim. Nasıl? Mesela Kur'an Allah'ın kelamıdır dedik, tamam. Bu Allah'ın şöyle diyeyim, can alıcı olsun bir şey. Mesela insanlar şey yapmasın. Mesela hastalık iyi değildir. Ya kanser nereden çıktı ya? Benim çocuğum niye 15 yaşında öldü? Yani Allah için kıttır mıydı? Ey Allah'ım tabi. 15 yaşındaki çocuk mu alınır? Diyen var değil mi anneler? Ha, bu uyguluyor mu dedim yani. Bir, tasdiki yok. Allah'ın hikmetine, adaletine. 4 tane. İnayetine, rahmetine, adaletine, rububiyetine. Değil mi Kastamonu 220'de? Yani Müslümanların Allah ile uluhiyet sorunu yok, rububiyet sorunu var.
Uyguladım bak. Ya 15 yaşında çocuk mu alınır? Bula bula benim çocuğumu mu buldu? Kadere itiraz ediyor. Kader tasdik. Ondan sonra bu nedir? Tasdiki yok. Allah niye aldı? O hikmet ilk önce kim yaptı bunu? Allah yaptı. Mesela deprem ehline öyle yaptım. Adam uyguladım. Depremde her şeyi kaybetmiş. Adam oturuyor. Böyle oturuyor. Bana dediler ki, galiba Beyoğlu müftüsü müydü? Hepsi vardılar. Beni de böyle cenazede kıldırdık ya ben orada parça parçalara kafaları. Ondan sonra konuştuğumu da gördüm. Müftü efendi dedi ki, tanışmıyoruz ama hocam dedi, senin konuşmanı dinledim dedi. Çok acıbime gitti ya, hoşuma gitti. Müftü bu. Ya dedi, biz dedi muvaffak olamadık. Şurada bir adam var. Adam şok oldu dedi yani. Böyle oturuyor. Bitmiş. Şok ama. Duymuyor dedi. Bakar mısın ona dedi. Getirebilir miyiz bu tarafa? Ne zaman oldu abi? Bu kaynaştı mı neydi? Kaynaştı. 99'da. Evet 99'da kaynaştı. Meğer adam yurt dışına gelmiş. Karısıyla binası. Gezmeye gelmiş altınacı. Balığa gitmişler. Kuşa kuşa. Bıldırcına mı ne gitmişler. Karısı, bebeği, çoluk çocuğu o bina. Toz. Kendisi de balıktan geldiği için ip istak üşümeyi çıkartmış. Çorap yok. Zengin. Altında da duyduğumuzda sonra jipi var, parası da var. Fakat hiçbir şeysi yok. Ne malı, ne parası, ne evladı ihanet. Sıfır, ferç. Öyle duruyor. Bak şimdi tasdik yapacağım. Baktım ki adam kıpırdamıyor. Şok. Şok olanlara tahakkülle geri getiremezsiniz. Tasdikle getirirsiniz. Onun yanında orada bir dedim, bizim kardeşe dedim ki o binanın öteki tarafında bana itiraz etti. Dedik. Geçiyorum. Hasan Hoca! Onun yanında geçiyor. Buyurdu. Sözler var ya bir sürü. Ya dedi, biraz dedi, fazla olmadı mı dedi bu deprem. Benim de öyle geliyor dedim yani. Kardeşim bu deprem kim yaptıysa bunu, nasıl tanımlayacağım, nasıl diyeceğim, bu nasıl olur dedim, nasıl yapar böyle bir depremi ya? Böyle bir deprem, kim yaptı bunu dedim kardeşim yani. Buna dedim, böyle bir şey nasıl oluyor dedim ya. Deyince, iman bu. Ya kardeşim bakar mısın çocuk çocuk, Allah yaptı, şu yaptı diye nasihatler çıktılar o adama. İmanlarını aktif etmedi yani. Biz ne yaptım buna? Ya bu depremi şey yapınca adam, ne diyorsunuz kardeşim siz dedi ya. Ne diyorsunuz dedi. Ama nasıl sinir. Ne oldu dedim ya. Ne diyorsunuz gevezelik bağırıyorsunuz. Dedim kardeşim bu binayı kim yıktı? Deyince niye yıktı kardeşim dedim ya. Çoluk çocuğum yok oldu benim. Sen de gitmişse. Kim yıktı kardeşim bunu? Kim mi yıktı dedi. Kim yıktı diyorum. Dedim ben de yıkılmış tavrına girdim. Bilmiyor musun dedi. Bilmiyorum dedim. Kim yıktıysa böyle yıkılır mı dedi. Kalktı. Ne diyorsun dedi ya. Allah yıktı dedi. Hakikaten Allah mı yıktı bunu dedi. Tabii ki Allah yıktı dedi. Allah yıktıysa Allah fazla yapmaz az yapmaz o zaman. Doğru yapmış dedim o zaman. Allah demişse tamam. Tabii ya Allah yaptı dedi. Ha tamam Allah yapmış. Tamam dedim o zaman. O zaman Allah yapmıştır. Allah ifrat yapmaz, tefrit yapmaz, ortasını yapar. Allah doğru yapar. Allah yanlış yapmaz. Öyle mi? Öyle dedi. Açıldı. Kalktı cevap verdi ya, sıyrıldı işte. Allah yaptı dedi ya. İnşallah geldim sandım. Ha, şimdi ilk önce tasdikini aktif ettik. Sonra Allah yaptı. Yani fazla yapmaz, az yapmaz. Bu taakkul, ilim. Hikmet yani. Mesela çocuğuna diyorsun, yavrum örtün orayı. Niye örtüneyim? Hemen tasdik ol. Allah öyle diyor ya.
çünkü'den başlama. İlk önce Allah öyle diyor. Hem de ondan sonra çünkü'sini anla. Sen sorduğun için de tasdiki yap diye. Anladık mı arkadaş? Örtülmeyi kim söylüyor? Allah söylüyor. Bitti. Ha, niçin diyor? O tahakkuk. İn aşağıya. Sistem değişti burada o zaman işte. Biz de bir sıralama yukarı doğru gidiyor sanıyorduk ama yukarıdan aşağı inişler de varmış. Ya sistem bütün o bayi ilk önce ayet muhatap kaçırma o. Tamam. Çünkü aklı olmayan dini yok. Tamam. Şimdi direkt tasdikten mi yürüyor abi? İlham şu aşağıda çünkü sunuatullah ilhamat hep bu işaret rumuzlar hep burada. Bu sisi dünya bu. Buradan geliyor. Şumullü. Ha şumullü ilham. Şumullü ilham burada nerededir? Biraz da gidelim şumullü ilham. Çünkü burada vahiy şumullü ilham bakacağız daha şey yapmadım. 2 3'ü okuyalım. Çok okumadık. O onun devamıydı. Ha. Evet, 3'ü okuduk. Ayat-ı tekviniye ile evamir-i tekviniyenin koridoru güzergahı. İlk önce ayat-ı tekviniyi, evet akıl tabii muhatap olmuş vahye. Ama Allah'ın hükümleri geldiği zaman ilk önce tasdik, sonra tahakkul. Yani Allah'a denilmez. Ey Allah'ım öyle dedin ama namazı. Biz de bir bakalım, araştıralım. Eğer böyle hikmeti kafama ya bunları şey yapayım, doyayım da. Doyduktan sonra ilmen doyayım. Öyle demiyoruz. Ondan sonra namaz kılarım demiyoruz. Allah dedi mi tamam. Ondan sonra hikmetini araştırıyoruz. İlk önce tasdik, sonra tahakkul. Yani ilk önce ayat-ı tekviniye. 4 314. Şimdi sözler 448'den okuyacağım. Bütün kuvvetiyle Kur'an'ın her bir hükmünü öyle iman ve tasdik edip hiçbir şey onu sarsmaması dahi. Bir daha metin bu. Bütün kuvvetiyle Kur'an'ın her bir hükmünü öyle iman ve tasdik edip hiçbir şey onu sarsmaması. Çıkarım. İman ettiğini yaparsa insan, iman ettiğini yaparsa tasdik etmiş olur. Çünkü şurası önemli. Çünkü irade etmek. Gördünüz mü? Aklen ispat deniliyor. Fiilene tasdik deniliyor. Harun abi şöyle bir şey dedi. Bu şekilde bir sistemle birlikte ikisi birden olmazsa tık düşüyor dedi. Çift kanatlı uçabilir dedi. Vicdani ve şeyle birlikte. Eğer bir tanesi takılıyorsa yani vicdani noktada bir tamamlayıcılığı yoksa bu sistem birlikte yürümüyorsa iki kanatla gitmiyorsa düşüyor. Yani iradenin olabilmesi için tahakkul ve tasdik lazım. Diyor mesela tasdik de izan varsa zihin oluyor diyor. Yani bu Osman'ın kurduğu sistemde izan ve iltizam oluyorsa his oluyor. İltizamla itikadı olursa Latife-i Rabbaniyesi oluyor. Çok uyuyor tabii. Yani gene böyle farklı şeyleri düşünmemize bir gidelim yani. Böyle de öyle de. Ötekisi ne yaptın? Yani tasdikle izanı Latife-i Rabbaniyesi. İzanı ne yaptın? Bak izanı zihinle irade yaptın. Öylesine yaptın.
arasına. O başka bir tane de yaptı ya solda. Hı hı. O ne? Yani tasdik bir basamak yukarı kaydırdı orada. Niye kaydırdın? Böyle de olabilir, böyle de olabilir. Yani niye ya sağdaki Latife ya solda. Latife Rabbaniye'yi böyle en bu bütünün... Hayır, hayır. Niçin biliyor musun Latife Rabbaniye? Dün derste olsaydı. Latife Rabbaniye Allah değil illa. Evet. Tatıldır. Rab. Rab ettiler. Rab ettiler. Rab görüyoruz. Evet. Rab ettiler. Senin Latife-i Rabbani'nin o. Rabbin o. Rab ne? İtikat, itikat ettiğin etti. Senin Rabbindir. İtikat ettiğin şey Rabbindir. Mesela Melitte Kaza İlahu Hevahu. Hevasını Rab ittiaz etti. Latife-i Rabbani'ye sor. O zaman soldaki silinmesi lazım. Ama sağdaki de ulvi süfli demiştik ona da. O zaman hakikaten süfli mi oldu sol taraf? Hangisi? Sol taraf süfli mi oldu? Hangi? Süfli olursa öyle çalışıyor. Ha olabilir, ha olabilir. Ulvi, ulvisi süfliyse. Ha, öyle bir şey demiştik de. Ha, fiillerin evet. Aferin ya, ooo, acayip oldu. Allah Allah. Ulvi. Orayı da yazar mısın diksin? Ha ha. Ooo. Deli edecek şeyler bunlar ya. Ferhat, görüyor musun? Kardeş, öğrenme yeri. Yani ilk önce şey olursa, tahakkülden giderse, tahakkülden şey, o, yani işleme sistemi soldaki gibi olursa süfliye çıkıyordu, onu silecektik ama Hasan abi şimdi dedi ki yok dedi, dün akşamki derste olsaydın sen de dedi, vicdan sadece ulviyi müşahede etmiyor dedi. Yani öteki Rableri de müşahede ediyor dedi. O zaman sol taraftan giderse sol yolun yolcusu. Evet. Çünkü Latife-i Rabbaniyesi Rableridir yani. Öyle kadın Rab olmuş, para Rab olmuş. Yani o zaman vicdan tefessü etmiş demek, vicdandaki o yapılar çalışmıyor değil de batınlı netice vermesi noktası. Bir ara biz demiştik ki çalışmaz demiştik. İstenişsiz çalışmaz demiştik. Ben hatırlıyorum. Kafir için değil bu, Müslüman için bahsediyor aslında. Yani Müslüman... Kafir için. Bu Müslüman için. Zihin nasıl olacak? Müslüman için Rabbi başka bir şey olabiliyor. Kafir. Çünkü mesela, yok yine öyle de, mesela şey, Müslümanın itikat ettiği her şey Allah değil. Evet. Şirkler var ya. Onlar mesela yani. Heva-i nefesini mabut yaptın. Yani, şirkler gizli. Yok mu? Şirk. Gizli şirk. Aynı Rab'dır o. Karıncanın şeyi. Birbirinizi Rab edinmeyin. Tabii bazen biz de bir yere bağlanıp şey yapıyoruz, o cüz şeyde hep oradan bakıyoruz. Batılda hiç uğraşmayalım, idlal etmeyelim o zaman, sileyim bu tarafı. Ya silme, silme, batılda dursun. Bu Müslüman sufli bir şey ya. Yani. Şimdi sufli derken, bizim suflimiz, bizim Müslümanın suflisi. Müslümanın suflisi var. Şöyle yazalım, dur. Ha böyle daha doğru. Müslümanın suflisi. Ha, böyle daha doğru. Kafir zaten o cüz sistem çalışmıyor. Aslında Müslümanın karınca sesi gibi değil mi? Gizli ayak gibi bir şey, gizli şirk. Peki kafirde ne oldu? Gizli şirk. De... Tasdik beni söyledi. Geç. Tasdik etmiyorum yani. Doğru, söyledi doğrudur ama daha böyle değil. Latife-i Rabbaniye'de abi bir sürü Rab'lar var değil mi abi? Ehad'lar var yani. Bir sürü. Mesela bu ayat-ı tekniği bana girdiği zaman, mesela bende karşılığını bulduğu zaman onun müşahedesi olmuyor mu orada?
Oluyor senin tabi. O zaman Latife-i Rabbani olmuş ama hepsinin şeyini toplarsan Allah'a ehat oluyor. Tabi. Toplanıp bütün, yani bütün kainatla evet. beraber. Şu, evet. Şu da çok güzel oldu abi. O tasdik, Müslüman'ın suhli fiilleri var ya. Tasdik irade, tasdiğin üstünden giriyor. Tasdik etmediği şeyleri yaptırıyor. Tasdiğin üstünden giriyor ya. Tasdikte evet. değil, irade bakın. Tasdik ve izan arasında. Ha şunu mu diyorsunuz? Evet. İrade, ha irade, irade orada. Tasdiğin üstünde. Yani tasdik etmediği şeyleri yapıyor. Ha Müslüman. Evet. Tasdik etmiyor, kabul etmiyor ama sufli işler çıkıyor. Ha bak. Tasdik etmiyor. Evet. Fakat iradesi girdi oraya. İrade aslında edelim. İhtiyar şeklinde oluyor iradesi. Ha irade diyelim. O evet, iradesi evet. değil de ihtiyarı diyebiliriz. İhtiyar yazabiliriz. İhtiyar yazabiliriz oraya. Ama Müslüman olduğu için iradesi var. Yani. Aslında tasdik etmediği şey. Ne biliyor musun? aslında sufli işlerin kaynağı irade değil de ihtiyardır. Çünkü iradenin yapısı mazi ile istikbale bakıp halde tercih etmektir. Evet. Akli tasdiye ihtiyar deyip vicdani tasdiye irade diyebilir miyiz? Nasıl bir de söylüyor? Akli tasdiye ihtiyar. Akli. Akli olarak taakkulden gelip tasdik ederse ihtiyar yapmış olur, ihtiyarı da hareket etmiş olur. Ama aklıyla gelip vicdaniyle irade ettikten sonra tasdik ederse irade olur. Yani bence bu şekilde doğru. Bu doğru. Yani zaten bu dokunamayız. Doğru. Buraya hiç doğru. şey ihtiyar koyamazsın zaten. İhtiyar koyamazsın. İhtiyar koyarsan orası zaten bizim müsaade. İhtiyar koyarsan orası kafir kısmı olur o zaman. Bu Müslüman ya. Müslüman. Sen, zaten Müslüman. Bu iradeyi ben koymadım. İhtiyarı da ben koyamam. Süfli işlerde vicdan kullanılıyor mu? Ha? Süfli işlerde vicdan kullanılıyor mu? Vicdansızlık yapıyor ya. Vicdan kullanmıyor. Ama vicdanı ya vicdanını yaka yaka. Hani diyor ya hiç mi vicdanın yok diyor. Hiç mi vicdanın yanmadı. Hiç mi sana vicdan engel olmadı. Diyor ki yaptım ama vicdanım rahatsız. Çünkü vicdan yakıyor ama elini tutmuyor. Elini tutmuyor. O zaman cebir olur. Ama yakıyor. Mesela öyle fiillerimiz olur ya. Yapma. Yapma diyoruz. Yaparken acı çekiyoruz. İnat. İnat, nefret. Gene yapıyoruz. Peki sonra arkaya bakınca rahatsız olmuyor muyuz? Oluyoruz. Peki kim rahatsız olur? Vicdan. Ama rahatsız ola ola gene yaptık. Bazı latife. Belki de bu irade mesela namaz kılıyor. Bazı latifeler vardı ki. Ama göstermelik kırıyor. Çünkü namaz fiil ulvidir. İrade lazım namaza. Şimdi sayfa sözler 589 300. Metni okuyorum. Ve ilmi kelamın meslekçe birbirinden çok uzak olan imamların ve muteber ulemanın tasdiki. Kim? 589. Bak. İlmi kelamın meslekçe birbirinden çok uzak olan imamların ve muteber ulemanın tasdiki ve nasıl katiyle delalet üzere icmaları. Delalet üzere icmaları. Yani ilmi kelam uleması var. Meslekçe birbirinden uzak. Ama aynı şeyi tasdik ediyorlar. Yani icma ediyorlar. Bir daha ilmi kelamın meslekçe birbirinden çok uzak olan imamların ve muteber mütebahir ulemanın tasdiki ve nasikatiyle delalet üzere icmaları. Ben çıkarmışım buradan. Delalet üzere icmaları. Evet. Aynı mevzuda ehli ihtisasın icmalarına tasdik deniyor. Yani akılların cemine tasdik. Yani ehli sünnet vel cemaatin yöntemi dört ya. Kitap, sünnet, icma, kıyas. İcma tasdikli oluyor. Akılda değil. Çünkü akılda bir sürü hikmetler var, dolu şeyler var. Yani akılda tam ittifakımız mümkün değil ama tasdikli mümkün. Şöyle,
Namaz kılmak hepimiz öyle tasdikimizdir. Ama aynı sure okumayız. Bilgimizdir. Aynı sureleri okumak bilgiye aittir. Namazın sana aittir. Ama namaz kılmak bilgiye falan ait değil. Namazı tasdik eden namaz kılar. Namaza inanan aklen inanır. Ama tasdik olmadığı için namazı yoktur. Tasdik varsa namaz var. İlmi varsa tasdik var. Peki bir tane daha okuyayım. Şimdi sayfa Mektubat 93. Fakat sırrı teklif olan imtihan ve tecrübe muktezasıyla. Fakat sırrı teklif olan imtihan ve tecrübe muktezasıyla elbette vedaat derecesine ve ister istemez tasdike mecbur kalacak derecede mucize olmaz. Çıkarım. Tasdik ne demek? Onaylamaya seni mecbur eden. Şu. Tasdik demek seni onaylamaya, yani kabul etmeye değil, onaylamaya seni mecbur eden. Şimdi bunu siliyorum, biraz ilerisine gidiyorum şunun. Siliyorum derken devam ettireceğim. Hangi sıfattan geliyordu bu? Tahakkul mu? Evet. Akıllı. Kelam sıfatı değil mi? İrade sıfatı. Vahiy, kelam sıfatı akla giriyor. Aklan başlıyor. Evet. Ama kainattaki mevcudat akıldan gitmiyor ilk önce. Çok konuştum bunu. Tasdikten giriyor, ondan sonra fiile dökülüyor. Yani insanın dimağına ikisi de diyor. Evamiri tekviniye akıldan, evamiri tekviniye akıldan girer. Hayatı tekviniye tasdikten girer. Ters. Tersini demedik mi? Yok. Hayat-ı tekviniye eyra. Şu mevcudat hayat-ı tekviniye değil mi? Hayat-ı tekviniye nerede irade? Şey demiştim değil mi? Hayat-ı tekviniye tahakkülden girer demedik mi? Yanlış mı oldu? Hayat... Şimdi bak, bu tasdik zaten vicdanda o bir bütünlük yapıyor. Yani mesela evamiri tekviniye, şey hayat-ı tekviniye, şu mevcudat ya, kalp vesaire. Fakat bu evamiri tekviniye İlk muhatap olduğu zaman mesela aklı yok, kafası yok. Hani şey gelmiyor mesela hemen babaannelerimiz var, yaşlı da üşür. İlimleri yok. Hemen tasdik ediyor. Bu tasdik birebir şeyle beraber çalışıyor. Kalple. Zaten öyle demiştik. Zaten kalbi kendisi. Dimağdan girip kalbe demiştik ya o zaman. Evet. Bu şekilde de öyle konuşulmuştu. Dimağdan girmedikçe nasıl kalp? Çünkü şöyle geçiyor. Direkt giriyor. Kalbe nasıl iniyordu diye şaşırıyordu. Esbapsız tecelli. Yani uygulayayım. Çiçek. Kainattan fikirleri, hisleri, duyguları, envar-ı marifeti getirdiği zaman kendi de bir musaddık bulamadıkları için sönerler ve abesiyet mutlakaya döner. Yani aynı şeyde neticeyi görmek. Tasdik bu. Aynı şeyde. Zahir için hakikati. Aynı şeyde. Aynı zahir için hakikati görmek. He. Zahirdir ama hakikattır. Zahir. Hakikati aynı zahirde görmek. Zahir için hakikati görmek. Hakikati aynı zahirde görmek. Zahiri hakikatte görmek, hakikati de zahirde görmek. Zahir içinde hakikati görmek tasdik mi oluyor? Tasdik bunlar. Tamam. Bu vicdanen tasdik miydi? Mehmet abi ne demişti orada? İşaret vereceğizde vicdanen tasdik mi geçiyor? Vicdanı. Tasdiki var fakat lakin vicdanı izanı yoktur. Tasdiki var, vicdanı izanı yoktur. Yani vicdandaki o izan çalışmayacak. Yani o beraber çalışıyor ya. Ha şöyle muhabbet uçak basın. Hayat-ı tekviniyeler tasdiklenip kalbe direkt bakıyor tasdik. Mesela
Kur'an Allah'ın kelamıdır. Kalbidir bu. Hmm. Ama sistem olarak dimağda karşısına kalp koymuyorsun şeytanın. Tasdik var, kabul ediyorsun. O onu aktif ediyorsun. Direkt çalışıyor bu. Zaten iltizamdır diye geçiyor. Burada durdunuz bilmiyorum. Zihin tahakkul abi. Bir ara verelim. Zihin tahakkul bence. Bir ara verelim ha. Zihin tahakkul bence. He? Şey konuştuk daha üstüne. Marifetullah nedir? Marifetullah. Gördüğümüz ayet tekviniyeyle bağlantıyı sağlayalım. Direkt kabul etmek direkt marifetullah kabul değildir. Evet abi. Direkt kabul etmek tasdiktir. Tamam. Öyle tasdikte marifetullah yok kardeşim. Tepeden giriyor. Tamam. Bu Allah'ındır diyor. Tamam. Sonra hikmetini araştırıyor. Hikmetir mi marifetullah mıdır? Marifetullah. O zaman marifetullah tahakkuldür. Tabii ki tahakkuldür. O zaman zihin tahakkuldür. Yok tabii. Yok. Marifetullah tahakkülü kullanıyorla odur aynı değil. Kullanıyor bence bak. Az önce ne yapmış? Dönüp aşağıya tahakkül kullanmadı mı? Kullanmayla tamam. Orası aynı değil. Yani bir hikmetini araştırma marifetullah. Hikmetini araştırma marifetullah değil midir yani? Ama o ama tahakkülü kullanması hani dönüp aşağıya kullandı ya demin. Hasan abi yaptı ya. İlk önce tasdik etti döndü aşağıya kullandı. Tahakkülü kullandı. Hikmetini araştırdı. Yani tahakkül eşittir marifetullah demedik aslında. Anladın mı? Yani ikisi şey, ayrı sistemdir fakat vicdandaki diman bak vicdandaki dima yöntemi zihinle yapıyor. Yani o şu sağdaki yaptığımız tasdikle izan arasındaki zihin var ya orada çalışırken aşağıdan tahakkülden gene besleniyor, kullanıyor ama ilk önce bir tasdikten şey yapıyor. Bir dakika, hikmetin niye arıyorsun? Bence zihin şey olabilir. Zihin marifetullah değil mi? Zihin marifetullah. Marifetullah hikmetini araştırmak. Hayır. Hikmetini araştırmak tahakkül. Tahakkül aslında çoğu zaman kullanılıyor. Yani Hasan abi tahakkül devamlı kullanılıyor bence. Tasavvuf ve tahayyül nasıl kullanılıyorsa tahakkül de ortadaki bir şey olarak yani şu tasdikten yukarısı ayrı bir grup aslında. Ya hikmetini niye araştırıyorsun bir kere? Yani o üst grup hep şey yapıyor. Aşağıyı kullanıyor. Yani tahakkül her zaman kullanılıyor. Bir şey sorabilirim. Mesela o yaşlı nenelerimizde şey var mıydı? Marifetullah var mıydı? Vardı. Hikmet bence yoktu. Yok muydu? Yoktu ben. Yoktu. Marifetullah yoktu. Marifetullah yoktu. Marifetullah tahakkülle alakalı bir şey bence. Neden? Yok ki o. Tasdik etmiş. Ama biz marifetullah hep ilim eline yolduğumuz zaman onlar da bizim bilmediğimiz başka bir sistemde bir ilim var. Vardır abi. Var. Olmasına imkan yok. Tasdik varsa ilim var diyoruz ya o ayrı bir şey. Çok yani. Marifet ben hikmetini araştırma şeyi yok yani sadece. Şeytan kalbinde marifet var mıdır diyor ya. Yani tahakkule ilişebiliyor ama tasdike ilişemiyor şeytan. Yani marifette şey tasdikte sanki marifet var gibi. Bir dakika marifetullah şeytanda var mı? Yok. Nelerimizde de marifetullah yok deyince o zaman şeytan oldu. Olmadı değil mi? Şeytanda ilim var abi niye? Tasdikte marifet var abi. Hayır. O şekilde düşünme. O yanlış. Bizim gibi belki tefekkürü yok ama marifet var. Allah Resulü dedi ki ilim yapmadan ilim isteyen var mı? Tamam o zaman. Allah razı olsun. Babaannelerimizde tamam abi. Marifetullah nasıl varmış? Başka var ya, bir şey değil mi? Başka tekleri yani takvalar olunca Allah öğrenmeden öğretti. Kalbini marifetullah. Var. Şimdi sen bir işaret edeceğiz da bir de o şeytanın kalbinde marifet var mıdır diye bir soru soruluyor ya. Yani şimdi marifet, şeytan tahakkule ilişebiliyor ama tasdike ilişemiyor. İlişemiyor. O zaman şeyde marifet var abi. Yani marifetin olduğu var. Yere ilişemiyor. Peki, timsah avını nereye çekiyor? Suya çeker. Sana çeker. Aslan? Karaya çeker. Karaya çeker. Tahakkule çekiyor. Tamam. Üstad, şeytanı nereye çekiyor? Tasdike çekiyor. Tasdike çekiyor. Şeytan, Müslümanı nereye çekiyor? Tahakkule çekiyor. Cirit. Cirt atıyorlar. Şu an kim nazari ilimlerdeki şu an nazari ilimlerdeki savunur o zaman oradan geliyor abi. Yani nazari ilimlerdeki ihtilaflar ya.
Ne dedik? O nazari ilimlerdeki şu anki ihtilaf, o evet. Sapıklık belki oradan geliyor. Evet. Sen bu şeyin taakkulde espatlı tecelli var. Çünkü bu Miraç hadisesinde de sıddıkiyete bakıyor ya, tasdik daha çok zihne bakıyor. Yani hiç sorgusuz düşünebiliyor ya, zamansız, mekansız, o taakkulde... Başta ne yapıyorsun? Aynen öyle. Başta bir kere Allah var mı yok mu? Allah'ın varlığını zor şey, şunu bunu bunu yaptıktan sonra neye iman ettin? Allah'a. Allah'a iman ettikten sonra artık her tek tek hükmünün doğru olup olmadığını araştırır mısın? Yok. Bir kere bitti, tamam mı? Ha, sen bunu baştan yaptın. Baştan yapmadan hasıl tasdiktir. Bir daha. Allah var mı yok mu? Zor şer, alttan üstten Allah'ın Allah olduğuna. Allah'ın Allah olduğuna ispat oldu mu? Oldu. Oldu. Artık bu Allah'ın her bir hükmünü sorgulanır mı? Akli seviyesini ile bakılır mı? Şart mı yani yapmak için? Dur bakayım ben bir anlayayım da ondan sonra yaparım. Daha dost oldu. Bu kere Allah'la dost olduktan sonra her bir hükmünü sorgularsan Allah'la dost değilsin. Bu zamanın o zaman çok sıkıntı var. Çünkü akılla ilk önce sorgulattırıyor evet. Herkesi. Mahsus yapıyor, şeytan yaptırıyor. Çünkü şeytanın, şeytan tasdiki giremiyor. Doğrularını sorgulatıyor. İlişki, ilişkiyle şey yapıyor. Niye namaz kılıyorsun ya, gerek var mı işte falan. panteistler de öyle. Peki niye tasdik yok? Mesela gibi. İlk önce herkesin aklı kendisi gibi zannediyor. Malzemesi az. Halkın da doğru. Fazla bilgisi yok. Malzemesi yok. O zahirde aklen anlaşılmayacak o antika hadisleri insanların akılsız aklına atıyor. Uyuyor diyor ki diyor. Bak bakalım uyuyor mu diyor. Uymayınca tasdikini yok ediyor kişilerin. Ondan sonra aklen indirimi zaten dumanını attırıyor. Son olmasaydı bizim konuyu anlayamazdık abi ya. İyi ki var ya. Şeytan hiç kim varsa abi o da ya. O için var. Hakikaten yani. Ya. Çünkü şeytan tabii, işini tabii. Gören insi, insan suretinde ruhu şeytan insanlar olacak ki şeytan tabi bunları anlayasın. Bilerek yapıyor. Tabi bile, tabi bunlar bilerek yaptığı için şeytandır. Benim için önemli değil abi, benim için hangi şey de bulur. Çok güzel oldu abi ya. Muhtelif yerlerde geçiyor. Kur'an şakirdiği ile felsefe tilmizi. Evet. Yani orada felsefe tilmizin tanımları da sürekli böyle akıl yoluyla şey yapıyor. Evet. Bazen. Evet. Kur'an şakirdiği de sürekli tasdik noktasıyla sanki cevap veriyor. Evet. Burada. Yani o Ener Risalesi'nde nübüvvet ile felsefe var. Yani oralarda sanki aynı bu yöntem var gibi. Evet. Devam edelim mi bazen? Mektubat 192. O zaman itikadi iman da buradan çıkıyor Hasan abi değil mi yani? Tavakkulle zorluyorsa her şeyi o zaman itikattadır bu adam. Yani ya yaptık İslamiyet'i ama aklımıza uymadı ne yapalım diyen itikatla gidiyor direkt yani. Evet. Mesela daha çok nerede hata yapıyor biliyor musun Müslümanlar? Rububiyetinde, imanda yapmıyor. Fiillerde yapıyor. Kurban kesiminde. Ondan sonra oruçta, haçta. Tahakkule indirmedikçe şeytan bir Müslümanı yanlış yaptıramaz. Yani böyle demiş bitti. Mantıklı geliyor. Mantıklı, tamam. Geliyor. Tamam. Mantıklı geliyor. Mesela diyelim ki hayvanla anlaşıyorlar. Bak bak şimdi gelecek. Sırrı anlaşıyorlar. Kaç kilo belli değil. Tamam. Kilosu 10 lira. Tamam. Sonra tartalım. Keselim hayvanı. Doğrayalım. Eti tartalım, kaç para ise fiyat belirlenir, ben sana parayı veririm. Kurbanı böyle kesiyorlar değil mi? Yani fiyat, kilosu belli ama kilo fiyatı belli, kilo belli değil. Ne kadar gelirsin? Peki bu ne yapıyor? Bundan... Peki kan döküldü. Kimin adına döküldü? Satın almadı onu. Satın almadı onu. Abi! Benim ya kurban benim. Bu kan benim döküldü. Kaça aldın abi? Kesildikten sonra belli olacak. Belli değil. Akit olması için satan belli, alan belli, mal belli, cins belli, miktar belli, vade belli. 6 tane şart. Hacim belli, kütle belli. Uyguladım.
Peki hayvanı aldın, kan döktün. Kaça aldın? Abi kesildikten sonra belli. E fiyat belli değil. Topraktan arsa şey alıyorsun, daire. Alan belli, satan belli, mal, para belli, mal olacak. Olmayacak, davamamış çocuğa don dikmek gibi derler ya. Yani Müslüman taakkula indirildiği zaman rububiyette, eylemlerde, İslamiyette böyle sorunlar yaşıyor. Sırat köprüsü o zaman kıldan ince oluyor. Ya, kürsün. Müslümanın en büyük sorunu itikatta değil, itikadında tamam Allah şöyle Allah'ın rububiyetinde Allah ile sorun yaşıyor. Allah'ın emirlerini hazmedemiyor. Yapamıyor. Anladınız mı? Ama bunu diyorsun, hiç rahatsız olmuyor. Böyle yaptı. Diyor ki, zındığın bir tanesi televizyonda çıktı. Ya iki dakika ile ne fark eder diyor yavruç. Koca 17 saat tuttun diyor. Allah kabul eder. Ya zaten dakikalarını da biz şey yapıyoruz. Ve tam öyle dedi. Sen tamam oturduğunda rahat edebiliyor musun? Allah ile, yani dakika, kim demiş? İki dakika ne fark eder? Adama göre doğru. Bana da göre iki saat fark etmez. İki saat önce yenebilir. Ama Allah dedi mi ki, bu dakikada yiyeceksin. Allah'a göre ise olmuyormuş. Kelama da ya. Bu tasdik. Sana göre oluyor mu? Allah'a göre oluyor. Sana göre oluyor mu? Allah'a göre. Allah'a göre oluyor. Ben de diyorum ki aranızdaki dakikanın lafı olmaz diyorum. Kendime söyleyeyim. Harma de çünkü sofrada öyle. Hanım aramızda dakikanın sorunu yok mu? Veya cami hocasıyla. Hocam ya cemaat yanlış okudum. Tamam biraz güldüreyim. Rize'de bir saat mi yarım saat mi önce okurmuş. Ondan sonra yapmış yani müftü bütün şehir merkezini arasın. Bütün Rizeliler. Oruçun. Orucu bir daha tutacak bir gün. Çünkü açtırdı. Almanya'daki telefon ediyor müftü. Hocam diyor biz de Rizeliyiz diyor. Biz de tutacak mıyız? Bunun nesi çalışıyor? Taakkulü çalışmıyor adamın. Tasdiki çalışıyor. O niye sormuştun? Kalitelidir. Hasan abi çünkü o Rize'nin saatine göre oruç açıyordur ne oldu lan ya. Açıyordur şeyi. Rize'de okunda açır. Ay, Rizeli'yi saf zannediyordu. Ne uyanın? Rizeli'yim dedi. Almanya ile Rize 2,5 saat fark ediyor. 2 saat İstanbul, yarım saat İstanbul Rize. Rizeli'yim dedi. Almanya'da Rize'ye göre iftar açıyor. O zaman Rize'ye göre oruç tutacak. Ben öyleymiş ha. Uyanıkmış ama saf diyorduk. Seni kurtardın lan Rizeli'yi. Müftü dediyse iş bitti. Acayip bir şey. Peki, şimdi devam edelim. Şimdi uzun bir yer geliyor ama bunu bitirdikten sonra bitiriyoruz. Acayip bir yer. Sayfa lemalar 74, lemalar 385. Bir tanesini okuyacağım. 316'da geçiyor. Şu ezanın yüzüyorum. Allah'a nasip et. Son ama. Tamam. Ama çok can alıcı, uzun bir şey. İnşallah. Çok kaliteli. Yani çok yeni öğrendim. Şeytanların en tehlikeli ve kesretli bir desisisi olan daha şeytanların, şeytanın değil, şeytanların tehlikeli geç otur. Kızmıyorum ha. Öyle şey. Yani haklısın tabii şey. Yani hepinizde de var. Kaç saat oldu? Mekteplerde 45 dakika doğru. Mektep dersleri aklı talim, kalbi terbiye etmediği için sıkılır. Ulvi dersler aklı talim, kalbi terbiye ettiği için ruhen lezzet aldın da ruh zamanın arkasına geçiyor. Bundandır ki Allah Resulü saatlerce sohbet yaparmış, sahabeler kalkmazmış. Ustad sabah namazından sonra 6 saat ders yaparmış. Öğleyin namazına kadar. Bunu abi söyledi, o Bursa'da vefat eden ustanın talebisi var ya. Neydi o? Aynı şey. Emine, yok. Şeyin abisi ya. Söylemiştik. Neydi o? Emine Şen şey miydi? Yok yok. Emine. Yok, sokak. Huzur Sokağı'nın yazarı kadının abisi. Emine Şenlik oldu.
Emre Yüksel. Ha, Şenlik oğlum. Yok Emre değil. Şule Yüksel. Şule Yüksel, ha. O abi, Yüksel abi. Ne abi, Yüksel değil mi? Şenler. Ha, Şenler. Şenler mi? He, Şenler. Şenler, neyse hatırlayacağım. Allah rahmet etsin abi. Abi, o demişti ki, ben dedi, o 6 saat katılırdık dedi. Çünkü niye? Ha bak şu anda, belki de 3 saat geçmiştir. Geçti. Kaç dakika oldu? 3 saat 7 dakika. 3 saat 7 dakika oldu. 3 saat. Bak şimdi, ne kadar şeyiz. Ama 45 dakika gibi bir yorgunluk var. Evet. Şeytanların en tehlikeli ve kesretli bir desisesi olan tasavvur tasdiki küfür suretinde tasavvur dalaleti tasdiki dalalet tarzında göstermesiyle hassas ve safi kalp insanları. Ondan sonra almadım. Çok acayip bir yer. Sabunu deniyor. Tahakkülde oynuyor yani hepsi. Bak şimdi. Sanki orası. Ben bir daha şey yapayım. Tahakkül bile değil. Tasavvurdakini tasdik yaptırıyor. Yani. İkisinin ortasını oynuyor. Bak ben elle şey yapayım. Elle yapayım. Şeyini, orada şey yapıyor. Cirit atıyor. Şeytanların en tehlikeli ve kesretli bir desisesi olan tasavvuru. Bu behre. Nasipsiz yani. Çöplük. Her şeyin bulunduğu yer. Ne ararsam orada. Bit pazarı mı, çingene pazarı mı, ne desin de. Burada var ya, acayip ya. Allah! Tamam. Bir, ne diyor? Şeytanların en tehlikeli ve kesretli. Sen iyi dinle Emre. Ben bir şey yaptım. Dayak kıza geçti. Çöp, çöp hale getirirse onu. Ha burada, ha buradasın. Hiç alakasız şeyleri alakalandırdığı yer burası. Mesela bak. Sucunun bustunda orası mı attın? He. Mesela bir çöpçü düşün. Bakırköy'den malzeme topladı. Çöpçü ya şey, çöp toplayan. Gitti Esenyurt'taki hurdayı toplayan adama verdi. İyi dinliyor musun abi? Esenyurt burada. Bakırköy burada. Buradaki sokaktan ve Ahmet Mehmet'in evinden hurdalar var eski. Eski alıyor, meski alıyor, meskici. Yapıyorum ki zihne senin 25. karı olsun. Eski alıyor, meski alıyor, meskici. Dedi mi? Bakırköy'den aldı mı abi evdeki kullanmayan eşeği Batum'daki? Esenyur'da sattı mı depoya? Tamam mı? Şurada da Kadıköy var. Şurada da eski alıyor, meski alıyor, meskici. Kadıköy. Bu arada Boğaz Köprüsü var. Buradan hurdacı topladı Ali, elim böyle yapıyorum. Gedi mi o da Esenyurt'a çöplüğe topladı mı? Toplama yeri tek. Ama malın mekanı, kullananı, malın cinsi, özelliği, maddesi hep farklı. Toplandığı yer burası. Orada, şimdi misal veriyorum. Esenyurt'ta her şey var mı? Buradaki buzdolabı ve klima, buradaki çorap, buradaki klimayla, buradaki ıslak çorap klimayı çalıştırırsan ıslağı kurutur mu? Bakırköy'de klimayı çalıştırdı, pervaneyi. Kadıköy'de de böyle tuttun, ipek taktın, ıslağı yıkadın, çorabı kurutuyorsun. Kurur mu? Ha. Ama Bakırköy'deki pervaneyi Esenyurt'a getirdin. Kadıköy'deki ıslak çorabı da Esenyurt'a getirirsen orada kurutursun. Ha. Tasavvur bu namussuz, hiç alakasız, alakasız mekanda, alakasız malzemeleri alakalandırdığını, alakalandırılan yerdir. Onu oraya bağlar. Sen de diyorsun ki ulan Emre'ye bak ya. Buna ne alakası var ya? Mesela bir tane uygulayayım mı sana bana kızmazsan? Sen sorunda. Abi dedi, aşk hakiki, aşk-ı mecaz, aşk-ı inkılap edebilir mi? Var dedim. Ya dedi, ben de anneanneme karşı dedi, muhabbetim var. Aşk hakiki inkılap edebilir. Ona araba kullanıyor, ben de baktım. Cevabı neydi? Cevap vermedim. İnşallah. İnşallah. Şöyle diyorlar.
anne annesine aşk mecası diyor. Ondan sonra aşk hakikinin kralı delir mi diye soruyor. Hasan abi size de cevap verecek. En güzel cevap. Ha, gittin Bakırköy'deki pervane ile Kadıköy'deki yıkadığın çorabı kurutuyorsun. Tuttun ona. Öfür öfür şey yapsın. Ne alakası var? Ha, dam üstüne saksa vur beline kazmayı. Ne alakası var bunun kanı kazmayı? Dam üstüne saksa varsa kazmada zaten tarlada çalışacak yani. Kazma beline ne diye vurur? Ya kazma tarlada çalışırken koydun mu? Basarsın tak diye vurur. Hasan abi onun aşk dediği muhabbet değil mi yani? Şimdi bak o da bir tuzak. O da hala onu izi takip ediyor. Şimdi bu nedir? Alakasız mekanların, alakasız maddelerin alakalandıran, sanki akliymiş gibi gösteren tasavvur. Burada cirit atıyor namussuz şeytan. Elmanın ağaçtan çıkması. Bak Hasan. Ne zaten tasavvuru? Tavasür. Şeytanların, niye uzatıyorum? Kardeşim müzakerenin öyle anlatık değil. Yani realitesi olacak. Tasavvur böylece, bu real tasavvur unutamazsınız. Nasıl bir yermiş? Hurdacı. Yani kullanan adamlar Bakırköy'deki başkaydı Kadıköy'de ama hurdacı kullanıyor şimdi. Şimdi başkalarının kullandıklarını sana attılar, tasavvurunu da sen kullanıyorsun. Bakırköy'den Ahmet kullandı, Kadıköy'deki çorap Ayşe Hanım'ındı. Buraya geldi, Ali Bey hurdada kendisi kullanıyor. Hem pervaneyi kullanıyor, hem çorabı kullanıyor. Ali Bey. Ama Ayşe Hanım da Hüseyin Efendi'ydi klimayı kullanan. Tasavvur böyle cins bir yer yani. Hani sahipleniyorsun. Tabii ama bunu bildiğin zaman, ha ben şu an o soru geldiği zaman diyeceksin ki olan ben tasavvurdayım. Veya beni tasavvura çekiyor. Aslında bekliyor demezseniz ben bir şey söylemek istiyorum. Peki tamam. Farklı düşünüyorum biraz. O Emre'nin sanki oradaki o firak acılığı var kaybedecek diye. Ya onu bakiye tebdil etmek istiyor. Yani onun aslında şeyini bu, Allah niye bunu verdi diye düşünüyordur belki. Aslında ben de farklı değil tabii ki. Sen de külaha takın. Nihayetsiz mana deniz var ya. Ha, biz o mana denizle muhatap olmamız için bu tasavvur ve tahayyül gerekiyor. Ha. Doğru vallahi. Tabii. Şimdi doğru. Nasıl olacak? Nasıl bu araştıracaksın? O okyanusta her şey var olması lazım. Zile ihtiyacımız var mı? Kapı varsa. Kapı bazen toplu. Ara olmuştur. Vicdan abi. Toplu mu vicdan? Bazen koyusu. Bugün fırça yediği için moral bozuk. Değil mi? Sabah bir şeyden geçti. Yok. Sistemi biraz durmuş. Evet. Yorgunluk var abi. Vallahi fırçayla alakası yok. Öyle. Sabah oturduğum şey değil abi? Onu da farkı da değil. Gafletin mertebeleri. Allah'ım. Herkes yazılmamış aslında. Allah burada güldürttüğü gibi. Orada da güldürsün. Allah. Değil sizin gülmenize. Vallahi bir daha önce söyledim ya. Çiftler evli tabii, yürüyorlar. Ben de yürüyorum mesela. Yürüyorum, 11'de yürüyorum o saat. Baktım evliler yani de beraber gülüp konuşup sen gülüyorlar. Yani ya Rabbi burada güldürdüğün gibi, açık saçık ama Allah bunlara da orada da güldür. Bu ne demek biliyor musun? Bu halini tasdik değil. Orada güldürmesi için buna hidayet vermesi demektir. Duvada arayı dolduruyorsun. Anladın mı? Allah'ın bunu örtünsün de şöyle yapsın da şöyle yapsın, sonra da rızanı kazansın da cennet. Allah'ın cennette güldürmesi için burada Allah'ın rızası da erişir. Otomatik oluyor. Yani dolayısıyla Allah'ın orada da güldür bunları. Ya Rabbi. Ya. Yani bizi de orada da güldürsün. Ya peki acayip bir yer. Arkadaşlar bizi buraya çekiyor hep. Buraya kimi çekiyor? Sokaktakileri. Öyle bir ölçü getirecek ki unutmayın. Tasavvurda mısınız, taakkulde misiniz? O kadar birbirine yakın ki. Düşünüyor musunuz, atlediyor musunuz? Ben düşüncemi söylüyorum diyor. Tamam mı? Ben aklım. Arkadaşlar akılla tasavvur birbirine karışmış. Bizde de. Onu ayırt edecek ölçü verecek.
Burada hatta tahmin diyor, direkt tasdik diyor burada. Tasdik. Tahayyülle tasavvuru tasdikle karıştırıyor diyor. Desisesi. Desisesi. Hiç tahakkül değil zaten. Şuradan şunu. Direkt. Şundan şunu. Bak. İkisi tahayyülü de tasavvuru da tasdik. Doğrudur diyor. Bu böylese doğru. Acayip ya. Tahakkül bile değil. Beni heyecanlandırıyor evet. Biliyor musun yani? Ustad bunları tek tek gitmiş bulmuş adamla yamyamı yakalamış. Nerede ne yapıyor? Yam yam yani hannas, şeytan. Hannas. Ha? Hannas. Ha, hannas, hannas yani bu. Sarayda yakalamış. Sarayda yakalamış. Geldi. Tam tasdik köşesinde. Lise diyor ki Yasin, bu bak diyor böyle gösterir burasıdır diyor. Ona tasavvuru tasdik gösteriyor lan evet, mısın? Yok, yok, yam yam yani. Demede ne o? Ama biz de aldanacaktık da. Yani tasavvur abi. Nerede? Tasdik nerede? Yam yama bak ya. İnsan eti yiye ya. İnsanın imanını yiye. Keşke insan eti yese. Şeytan yamyam olamaz. Yamyamlardan özür dilerim ya. İnsan eti yiyor bari. Haram yapıyor. Şeytan ise insanın imanını yiyor. Lanetullah. Ona besleniyor. Şeytanın gıdası imandır. İmansızlık yapmak için. İmanı yiyor. İmanı. Şeytanın gıdası imandır. Başka doymuyor. Eylem itibariyle faizmiş, kurmamış, içkiymiş, tatmin olmuyor. Karı kocayı ayırmak, onun en keyifleri, imansızlık ve karı kocayı ayırmak. Karı kocayı ayırdın mı, zina ondan sonra gelir. İçki de gelir ondan sonra, faiz de gelir. Nasıl bütün amellerin baba annesi nedir? İçki. İçkidir. Ailelerin de boşanmadır. Sarı bütün kötülerin annesi içkidir. Bütün itikatların eşeği de imansızlıktır. Tamam, üç tane şey. Sarhoş tamam. Olduğundan şey yaparsın. Aklı aldım o işte sarhoşsun. Şeytanların en tehlikeli ve kesretli bir desesi olan tasavvuru küfriyi, bak burada, Esenyurt'taki çöp tenekesini, tasavvuru küfriyi, tasdiki küfriyi. Ona bak öyle. Haritada görünce ne kadar şaşırdık değil mi? Allah. Ama kitapta okuduğun zaman he Osman? Düz gidiyoruz tasdik. Ha, tasavvuru küfrü, tasdiki küfrü zannettim. Ne olacak? Tasdik ne ala? Aklı da devre dişi yapmış. Sanat görüyor musun? Tasdiki küfrü yoktur değil mi Hasan abi? Yok öyle bir tasdik. Zaten yok da iman değildir ki yani. İmansız adam zaten ben tasdiklik küfürüm demez ki yani. Tasdik. Kafir diplomalı. Cehaletin diploması var mı? Adem'in cehaleti. Bu cahili cühelladır, diplomasıdır. Bu yokun varı olur mu? Cahilliğin ilkokulunu bitirmiş, ortaokulunu bitirmiş. Cahilliğin üniversitesine gidiyor. Cahilliğin. Bilmediğinin diploması. Bilmediğinin diploması. Bilgisi. Neleri bilmiyormuş bilgisiymiş bunlar. Biz yutuyoruz bunu Hasan abi ya. Ha? Yutuyoruz bunu. Yutuyoruz. Ama şöyle oluyor ya. Tahakkülü teslim ediyorsun. Yani tahakkülü şeytana teslim edersen vahyi kullanamıyorsun artık. Teslim etmiyorsun. Vahyi kullan. Aklı devreden şey oldu. Vahyi yok da. Vahyi kullan. Yani sen kendi doğrulama sistemini devreden anlamadım. Çıkarıyorsun. Şeytanın doğrulama sistemini kullanıyorsun. Tasdiki küfrü zaten. Çünkü onu söylüyor. Şey, o sisteme girdi. Adam devre dişi yapmasın sebebi bu. Yani olmaması bütün şimdi devam edeyim. Evet. Ben onunla ilgili çalıştım. Tasdiki küfrü suretinde tasavvuru dalaleti. Tasavvuru dalaleti. Tasdiki dalalet tarzında göstermesiyle gösterince hassas ve safi kalp insana. Hassas, safi kalp. Safi kalp insanlara diye devam ediyor ama ben oradan kestim. Ne yaparmış? Devam ediyor. Ben şimdi buradan çıkarımımı okuyacağım. Bu sahamızda. Çok şeyler var da bizim tasdikle alakalı çıkarım yapacağız. Şeytanla alakalı değil. Tamam mı? Hulasaya geçeyim. Tasavvurda olanlardan akledilirse, yani tasavvurda olanlardan tasavvurda iken, tamam mı abi? Buradan seçmece yapılıyor. Tasavvurdakileri taakkule geçmesi için vahiy yapıyor. Buradaki pisliklerden çöplük ya, Esenyurt'ta çöptü ya toplama merkezi. Hepsini hurdaya vermiyorlar. Adam geliyor. Hurdada araba gördüm. Ya hurda çürümüş, araba şu oldu bu oldu. Motor gitmiş ama şanzımanı sağlam. Diferansiyeli sağlam.
söküp alıyor. Çöplükten değil mi? Orası yeni. Araba çöplüğe gitti de her şey kötü değil, değil mi abi? Abi çöplük demek de biraz bana şey geliyor. Burada. Ağır mı geliyor? Yok burada değil. Yani çöplük şöyle değil. Çöplüğe ya dönüştürüyorsun. Sistemi şeytana teslim edersen çöplüğe dönüştürüyorsun. Yani biz fehmimizle oradan hakikatleri aldığımıza göre siz hep çöplük değil yani. Değil. Bir şeyin buradaki demek tasavvurdaki her şeyin her yerde olduğu. Buradan ayıklamak, ayıklayıp akla getiren vahiydir. Tamam mı? Şimdi diyor ki... Nizama koyan vahiy mi yani bunu abi? Nizama koyan odur. Zaman gibi diyor. Nasıl yapacaksın başta? Şimdi özür dilerim abi. Fehim her türlü çalışıyor ya. Vahiy fehme istikamet veremezse, kametine göre bir hareket sağlayamazsa, o zaman şeytanın aklını kullanıp fehmi ona göre çalıştırıyor. O zaman her şeyi çöplük mahiyetinde görür. Oradan hakikat manasında çöplüğe dönüştürebilir. Ama dediğiniz gibi orada taakkülün etkisi fehimle. Kametine göre demiş diyordu ya, kametine göre bir ona bir istikamet verir. Vahiden alınsa bu kameti, tasavvurdaki çöplüğü de hakikate çevirir. Çevirir. Dönüştürmüş olur. Tasavvurda olanlardan vahiy ile akledilirse ve tasdik edilip fiile dökülürse insan hatırına gelenlerden o zaman mesul olur. Bu manada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendim bir manada şöyle demiş. Sizi geleni, içinize doğanı, içinize doğanı konuşmadıkça ve onunla amel etmedikçe. Bak, içinizde, iyi dinleyin, parmağıma iyi bakın. Allah Resulü diyor, içinizde geçeni konuşmadıkça, umumi dünyaya çıkartmadıkça ve yapmadıkça tasdik, mesuliyet yoktur. Çünkü mesuliyet buradan çıkıyor. Burada olanlardan değil. Fiile geçiyor. Bak, içinizde geçeni, Ömer Nasuhi'nin 86. maddesi sayfasında bu hadis-i şerif var. İçinizden geçeni konuşmadıkça aklen ve yapmadıkça tasdik fiildi, mesuliyet yoktur. Çünkü tasavvurdadır. Tamam mı? Vesveseyi de nasıl yapıyor değil mi? Bu derste o, neler var? Abi şeytanla üstad o münazara, o tartışmayı nerede yapmış? Nerede başlamışlar? Şeyde yapmışlar. Hayır. Buraya, ustad buraya çekmeyi istiyor. Tamam, neredeler ama? Taakkuldeler. Şuradalar. Şuradalar mı? Bu buraya çekiyor. Mesela bir tanesi bana, benim için çok manidar oluyor ya filmler. Birkaç dakika. Bir o küs yavrusunu aslanlar sıkıştırıyor, denize atlıyor, göle atlıyor. Onu timsah yakalıyor suda. Timsah yakalayınca sahile kadar çıkıyor. O küs. Sahilde aslanlar var, suda timsah var. Yarısını aslanlar tutmuş, yarısını timsah tutmuş. Şimdi eğer timsah o küsü suya çekmek istiyor, aslanlar avı karaya çekmek istiyor. Şimdi burada psikoloji ders çıkartmıştım ben de 1-2 saat. Sen şöyle düşün, aslandan şeyi çekti timsah. Çekse. Timsah öküzü çekse suya. Aslan suya atlar mı? Niye abi? Çünkü su timsahın sahasıdır. Orada hiç kimsen düşmanın sahasına girdin mi? Senin daha kazanma şansın yok. Şöyledir. Eğer aslanlar suya girerse orada timsahla aslanın boğuşması şöyle başlıyor maç. 1-0 timsah galip başlıyor. 1-0. Çünkü aslan sırf suyun üzerindekini tutacak. Timsah ise suyun üstünde tutabiliyor, alttan da tutabiliyor. Orada şansın yok. Bir de aslan suyla da mücadele edecek. Evet. 2 tane. Harika. Timsah çıktı dışarıya.
hantaldır. Su için olan şeyi hantaldır. O tak 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 arkasına gelecek, arkadan geliyor, zaten yakalıyor. Timsah karaya çıkarsa, psikolojide de kullanacağım, şeytandan kolay. Timsah karaya çıkarsa, timsahın hiç şansı yok. O da bir sıfır galip. Herkes sahasına çekiyor, avını. Sen de televizyonu açtıktan sonra şeytanla mücadele edersen, hiç şansın yok. Sahasına girdi. Tamam. Sen kötü arkadaşlarla arkadaş olursan, orada mücadele edip iyilik yapmak şansın yok. Belki bir gün olur ama mümkün değil. Bir gün idare edersin ama en son iflas edeceksin. Çünkü doğru insanlarla. Şimdi eğer düşmanınıza galip olmak istiyorsanız düşmanınızı sahanıza alın. Düşmanınızı sahaya almanın yolu terktir. Onu boğmanın şeyi ibadettir. Timsah aslanı suya alması terklerle yapmış. Aslan orada boğması eylemiyle, ibadetlerle yapmış. Hem düşmanın sahasında olacaksın, hem düşmana galip geleceksin. Böyle bir şey yok. Hem tasavvurda olacaksın, sorusuna cevap vereceksin. Bir soru, bir soru daha, bir soru. Mesela Emre'nin şeyi. Bir soru sordu şeytan. En güzel cevap, usta diyor ki, yabanlarla uğraşma. Çok iyi. Şeytana cevap, cevap değildir. Çünkü niye? Allah'a karşı cevap üreten bir mahluktur. Şimdi o cevapla ilzam edemezsin. Çünkü sistemi çalışmıyor öyle. İlzam denen bir şeysi yok. Tamam. Şimdi eğer soruyu sordu sana psikolojik. Tam cevap verirken bu geri zekalı ama zekalı. Kuş gibi daldan dala atıyor. Ama öyle ama baktı ki sorunun cevabını biliyor. Sorusunu getiriyor. Çünkü şeytan öğrenmek için sormuyor. Baktı ki sen cevap veriyorsun ama diye dala atladı. Ama onun için komünistlerle veya zındıklarla konuşurken sakın saati bırakmayın. Diyeceksin 10 dakika sen konuşacaksın ben susacağım. 10 dakika ben konuşacağım sen susacaksın. Komünistlerin en büyük taktiği, tuzağı soruyu sorduktan sonra baktı cevap veriyor ama bir soruda. Ben ona da cevap ama ötekisi hep dosyalar açık kaldı. Hiçbirisine tam cevap veremediğin için etrafta dinleyen bütün safların kafasına bir sürü açık dosyalar bıraktın ve zararla kattın. Diyeceksin ki bir konumuş diyeceğiz. Aa adalet var mı kainatta? Ya bu kadar zulümler oluyor. Boşver adaleti. Kainatta Allah var mı yok mu? Dosyayı tek. Yani Zübeyir abi demiş ki bütün otağa, bütün bitkilere, bütün varlığa tek tek güneş olmaz. Tek güneş yeter. Ha o zaman diyeceksin ondan sonra sen konuşacaksın. Ben susacağım. 10 dakika da arasında sorular varsa yazacaksın. Ben konuşunca da sen susacaksın. Araya girmeyeceksin. Zındıkların tuzağı şeytanın aynısıdır. Eğer bu saat kaydesini getirmesen kesinlikle galip de olsa mağlupsun. Bir sürü etrafındaki insanlara soru izah edilmeden izahsız sorular ortaya çıka 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 enkaz bıraktın gitti. Ama tek yapacaksın. Mesela bir tanesi felsefede yapmıştı karşıda. Aynı felsefe sahasında aşağıda mı bir yerde öğleğinde öğlen kader misalinde verdim. O ne demiştim? Dün Naci Hoca. De ama yok ben Kadıköy Belediyesi'nin tertipmiş olduğum insan felsefesinin seminerine beni de davet etmişlerdi de orada şimdi adam çıkmış 3-4 kişi konuşmacı yani en fazla 30 kişi katılımcı var özel davet edilmiş halk yok yani o kadar diyor ki arkadaşlar mevzumuzla alakalı olduğu için diyor mevzumuzla alakalı olduğundan dolayı yaşadığım şu anda bir hadise var. Onun psikolojisi, duygusallığı var. Onu zikredeyim. Ondan sonra size diyeyim. Konuma devam edeceğim sunuma diyor. Zaten 15 dakikası var. Ya dedi, gelecektim diyor. Arabaya çalışıyordum. Baktım kedi vardı.
parkta diyor. Kedi, ha sesli. Bindi baktım kedi. Kovalayacağım öyle diyor. O taraf cadde, park. Bu tarafa koyacağım, ana cadde. İki tarafta da yok. Kediyi dedi, nereye kovalasa rızk taşıyor, ölüm var, ezilebilir. Burada da ana, yol var, burada ana cadde var. Ama ben de gitmem lazım, parkta orada bir şey yapmış. Tam böyle. Arabanın altında diyor. O zaman dedim ki, Müslümanların tanrısı, Allah da demiyor, yani zındık. Kediye böyle yapacağına bir kanat taksaydın da bu sıkıntılar çekmede gitse olmaz mıydı? Ha evet arkadaşlar. Geçiyorum konu. Soruyu taktı. Ey Müslümanların tanrısı, kediye böyle yapacağına bir kanat taksaydın olmaz mıydı? Kedi mi? Tamam. Ne dedin? O kedi midir o zaman? Ha. Tabii önümüzdeki şeyler var. Komut yerleri var. Düğmeye bastım önüme. İstersen şey yapar. Hakkı verir, vermez. Ve hakkı çünkü 20 dakika konuşma hakkı var. Ama ben düğmeye basınca orada gözüküyor. 32. sıradaki ismi. Şöyle yaptım. Böyle güldüm. Yani sert olmasın ki bana zıt bir şey söyleyecek diye, fırsat vermesin diye. Böyle bir baktı. Takdir makine yoktu. Yaşlı bir adam. Tabii ki bizi tasdik edecek diye. Şöyle yaptım. O, buyurun, buyurun dedi. Yerdeşiniz ya. Yerdeşe kurdu oldu. Kime geldi? Şöyle yaptım. Buyurun, buyurun. 32. masa. Buyurun. Buyuracağım şimdi sana. Geliyorum. Hiç unutmayın. Dur abi. Ben de öyle düşünmüştüm. Fakat kuşlar bana dedi ki, ey kedilerin Rabbisi, o zaman bizi havada niye yarattın? Çünkü kedilere kanat takarsanız havada kuş mu kalır? Ortalık karıştı. O zaman kuşu olmayan bir doğada, doğada bir entropi mi var? Doğa dengesi, ekolojisi kalır mı? Kediye bir kanat verdin ama doğayı alt üst ettin. En iyisi sen vazgeç, kanatsız olsun. O gülmesi bir şok oldu. Ama görecektin. Ondan sonra zaten sunum da yapamadım. Çok aşağılandı. Ama şöyle yapmıştım. Buyurun buyurun 32. masa buyurun. Gel tamam kule. Ya hiç misal verdim. Suya çektim. Sağınıza çektim. Mesela evde de sağınıza. Hanım hakikaten Allah razı olsun ya. Hakikaten sen olmasaydın biraz zorluk olurdu ya. Böyle deme ya. Maşallah falan. Hemen sandviçin bir tarafı. Şimdi araya bir tane acı biber koyacaksın. Sonra da sandviç koyacaksın. İki tatlı arasında bir acı koyacaksın. Hanım ilk önce gıcırdamaması için yalayacaksın. Hakikaten tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Çok hoş oldu. Ama yani çamaşır akarken, asarken balkona böyle kollarını sıvazlayıp çıkmasan iyi olurdu. İlk önce ya maşallah şu temizliğe bak ya. Tebrik ediyorum. Hemen sandviçi koyduk tatlısı. Hmm. Ama şu balkona böyle çıkmasan üstün başın açık. İçeride ama hemen bir tane de iltifat koyuyorum şimdi bu eleştiriden sonra. Ama düşünemedin ki tabii o kadar işler içinde. Onu sen zaten düşünsen, sen de zaten yapmazdın. İki iltifat arasında bir tane şey yapıcı bir eleştiri. Bir şey olmaz. İkiye bir, o yer olur. Abicim bir şey söyleyeceğim. O fazla kilo yapıyor bazen. Kolesterol. Dolayısıyla direkt şey... Biberi ağzına döktü. Direkt biberi ağzına döktü. Amın içini kaldırıyorsun. Doğru diyor. Hasan abi diyor ama Nafut abi kesin bir şey diyecek. Vazgeçti. Vazgeçti. Kolesterol yapıyor abi. O adam vazgeçtiği gibi ben de vazgeçtim. Sağsına girdim. Sağsız abi. Nafut abi timsak gibidir o. Suya çıktı. Şimdi bak,
Çıkarımımı söylüyorum. Çıkarımı karım kalmak üzere. Haklısın. Vallahi kızım. O adamla konuşacak şey kalmamış. Diyemezdi biliyor musun? Aşıma geldi de. Rize'de ders yapıyorum. Pazarda. Mehmet burada mı yaptı? İyi ki yok. Ondan sonra pazarda ders yapıyorum. Dedim ki bir padişah size karşılıksız 24 bundan 15-20 sene önce 97'de karşılıksız 24 altın verse sen her gün kapıdan altına atıyor kapının altından atıyor. Allah Allah her gün 24. Sen bu adamı görmek istemez misin? Ya bu ne biçim adam ya? Bir de baktın ki alttan yazı geldi. Diyor ki sana şu seneden şu seneye kadar her gün 24 altın veriyorum. Bakayım sen iyilikten anlayan, vefalı mısın, nankör müsün denemek istiyorum. Ben attım bakalım kimsin. Hem sen kendini tanı hem de ben seni tanıyayım. Bir kağıt attı. Dedi ki gene şöyle deneyeceğim seni. 24 altını vereceğim sana. Gene karşılığında bir tane geri bırakacaksın. Buradaki kasıt senin vefanı, cömertliğini, iade özelliğin var mı? Ben 24 taneyi, benim de senin hakkın değil. Ben madem 23 tane sende kalacak, 24 tane niye vereyim? Ama geri istememin sebebi bu. Tamam. Şimdi dedim bir padişah böyle yapsa, 24 altı verse, geri verir misiniz dedim. Yani herkes tabii verecek gibi. Olmaz, bu misal değil mi? Bunun üzerine hakikat bina edeceğim. Da yani 24 saatte namazı anlatacağım. Yani bu kadar anlattım, ballandırdım, şeyi getirdim. Bunu üzerine bina edeceğim yani. Dedim ki 24 tane böyle altın verse bir tane geri. Vermem dedi. Niye dedi? Burada bir pit yeniği var. Ne var abi? Pit yeniği var. Durdum. Madem dedi 23 tane eline kalacaktı. Niye 24 tane verdim? 23 tane verseydi. Yeniği istiyor ki. Nereye gidiyor? Yani ne anlatacağım şimdi? Siz arasın ya. Fatih ya deyip çektim. Yavuz aynen onun gibi. Kimse başlıyor. Ekmek kolesterol yapardı. Kolesterol yapardı. Anladım. Pizza. Bu manada Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir mana konuşmadıkça, onunla amel yapmadıkça mesuliyet yok demiş var ya. Bu tasavvurda geleni konuşmadıkça, yapmadıkça bak üç tane yöntem mesuliyet yoktur dedi. Mesuliyeti Allah Resulü tasdike götürdü. Tamam mı? Ondan sonra hatırına gelen menfi ile yapmışsa yani hatırına bir şey geldi. Tamam mı? Yok. Bunu böyle yapayım. Yaptın. Bu menfiyi kim yapıyor? Bunu akıl değil zekası yapıyormuş. Bunu akıl yapmazmış. Akıl menfi yapmıyormuş. Zeka ile akıl arasındaki niye koymuş zekayı? Menfilerin kaynağı akıl değildir, zekiliktir. İyi bir doktordur, para için adamı kesiyor. İyi bir mühendistir, para için koca devletin ammenin bütün hukukunun köprüsünü az çimentoyla yapan mutaydı onaylıyor. Devletin müfettişi olan mühendis. Küçük bir menfaati için 80 milyonun hukukuna tecavüz ediyor, kul hakkıdır. Tamam. Bunu ne ile yapıyor? Aklıyla yapmıyor. Menfilerin kaynağı akıl değil, zekadır. Onun için acayiptir dedim. Hayli ise bunu yapar, akıllıyla. Çünkü tasdik, hayli şeyle akılla çalışır, menfi ise aklın zekavetiyle çalışıyor. Adem'e gidiyor. Adem'e gidiyor. Vücut gibi gözükür. Evet, vücut gibi gözükürken Adem'e gidiyor. Eğer gelen bir emareden gelmiyor, bak, gelen, hatırımıza gelen bir emareden gelmiyor. Hem titremiyor, hem korkmaması, bak, titremesi, hem korkması. Titremesi, hem korkması, hem Adem'in rızası gösteriyor ki tasdik değil, biz tasdikle mesulüz. Yani burada gelen bir Allah ve peygamber hakkında küfri sözler. Bunlardan titriyor. Korkuyor. Rızası yok. Adem'in rızası var olduğu varsa tasavvurdadır. Tasdikte değildir.
Şey, metinde şey geçiyor. Şeytanından geldiğini ispatlıyor bu. Evet. Üç tanesi. Üç tanesini. Şeytanın sözüdür. Evet. Yani şeytanın sözü olduğunu göz böylelikle gösteriyor. Bir de titremesi, korkması Adem Rıza. Evet. Bir daha buradan geldiğin, bak buradan geldiğini, buradan geldiğini gösteriyor. Buradan bir şey gelse unutmayın, burhan ve delili olur. Tasdik burhan ve delille çalışıyor. Aklından tasdiye aktarırken burhan ve delille çalışır. O zaman hatırınıza gelen kötü sözler, kalbinin şeyin sizin olmadığınıza, aklınız olup olmadığına bakın. Birinci şunu sorun. Delili ve burhanı var mı? Mesela ben kardeşim abdestsiz yemem içmem. Elimden geldiği kadar. Hele bu derste abdestli olma. Şu anda bana desek abdestin var mı? Kaç saat geçti? Olduğuna belgeli koymuyor. Olmadığına dair delilin burhanın var mı? Benim olduğuma dair delil burhan aramıyor. Çünkü eşya zatında mubahtır. Adem'i ispat edilmedikçe zatında iyidir. Mesela bir şey yenir mi yenmez mi? Yenir emrine bakmayın. Allah yiyebilirsiniz saymadı. Yiyemeyeceğimizi saydı. Kur'an'da. Çünkü yiyeceklerimiz la tuhsuha. Adetsiz. Yiyemeyeceğimiz tek türdür. Yani hukukta da var ya iddia eden iddiasını ispatlamak. Evet. Mesela sen diyor hırsızsın diyor. Ben masumum dememe gerek yok. Sen benim hırsız olduğumu ispat ben masum olduğumu ispat etmeyeceksin. Çünkü eşya zatında mubahtır. Masumdur. İspat edilene kadar o masumdur. Yani o gelen abdestin yoktu dediyse ispatın o söylemesi lazım. İspatın o söyleyecek. Sen ispat etmeyeceksin yani abdestin olduğuna dair. Yani ne var mı? Benim abdestim var mı şu anda? Hakikaten unutmuşum. İspatıma dair ispat yapmam. Yani abdest dilime ispat yapmam. Olmadığına ispat istiyor. O zaman melek sen geliyorsa melek ispatlı getirir. Yani ispat gerek yok. Zatisi ispattır. Yani yokluğunu iddia eden birincisi delil ve burhan getirecek. Delil ve burhan getiremiyorsa tasavvurdadır. Eğer tasdike gelen delil ve burhanı varsa taakkulden geliyor. Delil ve burhanı yoksa tasavvurdan geliyor. Birincisi bu. İki. İkinci çıkarım. Kavlen ve fiilen tasdik etmiyorsa. Şimdi burada olanı kavlen ve fiile konuşmadıkça ve yapmadıkça tasavvurda olanla mesuliyet yoktur. Niye bende var? Çünkü niye var bende bu tür şeyler denilirse ağacın çekirdeğinde ağacın komplesi olmaması mümkün müdür? Değildir. Nasıl ki ağacın bütünü çekirdeğinde var, Allah'ın dışında şeceri hilkatta şeytan, melek, Cebrail, cehennem, cennet, arş, kürs, İsa, Musa, Muhammed hepsi bende var. Sen de niye bende şeytanlık var diyorsan o zaman insan değilsin. Yani çekirdek dese ki bende niye dal var ya budak var da sırf gövde olsa olmaz mı? O zaman çekirdek değilsin. Çekirdek demek soğun, sıcağın, batılın, hakkın, kurumuş dalın, kurumamışın, yaşın, acının, tatlının, kokunun, her şeyinin cem olduğu. Yani hiçbir şeyi istisna etmeyen bir şeydir çekirdek. Onu alıp onu almadım. Benim vav kafama yattı yatmadı değil. Eğer bir insan bir çekirdeğe benzer diyor 23. sözde. Çekirdeğe böyle bir lüksü var mı? Dalı sokmayın bana. Yok abi. Yok. Çekirdeksen sende vardır. İkinci soruyu ne yaptık? Konuşmadıkça, yapmadıkça tasavvurdadır. Üç. Hem sen ondan rahatsız olup titriyorsun, korkuyorsun. Tasdik etmemişsin. Yani Allah'ım ya Rabbi ya. Yani Allah'ım ya ben bu Allah hakkında böyle olur mu? Tövbe estağfurullah. Titriyorsun ha. Korkuyorsun. Demek ki senin değil. O. Niye? Şimdi insan emanet paradan sıkılır. Cepten. Çünkü ya kaybolursa? Ama kendi parası ise ısındırır. Kalorifere gerek yok. Üşüyor bir insanın cebine para koysun. Zıttıyla tasdik, ispat, burhan oluyor yani. Evet. Ha demek ki korkmak ve titremek
Mesela bak, acaba imanım gitti mi? Altına şeytan tasdikli imanı var demektir. Korkman gösteriyor ki vardır. İman olmayan imansızlıktan korksaydı gide iman ederdi. İmanlılar imansızlıktan korkar. İmansızlar imansızlıktan korkmazlar. Çünkü imansız oldukları için. Çünkü eğer Alman, gavur, Hollandalı gavur dese ki ya imansız çok kötü bir şeydi ya. Onu demek bile imandır. Onu demek imana gel denmez ha. İmanda zaten. Üç, şey dört. Gelen tasavvurdan gelen akıldan mı geldi? Tasavvurdan mı geldi? Bak güzel bir ölçüde getiriyor. Çünkü dördüncü bir soru soruyor. Senin rıza var mı yok mu? Rıza dairesi burada. Bu gelen malzemeye Adem'in rızası var mı yok mu? Adem'in rızası gösteriyor ki senin değil. Şu şunun altındadır. Senin buradan başlıyor. Adem'in rıza razı değilsin. Mesela şöyle uygulayayım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ona çok renkli bir namaz kıldı. Kadın, para, şöhret, her şey var. Ona bayağı bir keyif verdi. Razı mısın sen bu şey? Ha, ya püf. Nereden çıktı ya bu rezil keyif? Ya, tabi estağfurullah. Ulan ilkokulda okuduğumuz çocuk nasıl geldi ya arkadaşımız? Rahatsız mısın? Ha, Adem'i razı gösteriyor ki senin değil. Birisi getirdi. O gelme yeri burası. Tasavvur. Tasavvurla zihnini götürdü. Tamam. Razı mısın sen namazı böyle kılmana? Ulan çok kaliteli oldu. Ha, büyük bir namaz kıldın. Diyor musun? Razısın o zaman. Ya olur mu ya tövbe estağfurullah? Böyle namaz mı olur? Abi ya ne diyorsun ya? Ha o zaman Adem'i rıza gösterdiğinden dolayı tasavvurdadır, takıldı değildir. Cümleyi son bitireyim. Ne güzel dört tane soru sordu. Abdest almamakla abdest almak. Ha, abdest almamakla abdest alıyorsun. Evet. Başka yerde sıkıntı. Şimdi abdest almayarak abdest almak. Eğer gelen bir emareden gelmiyor, titremesi, korkması, Adem'in rızası gösteriyor ki tasdik değil. Biz tasdiklerimizle mesuluz. Tasavvur mu, taakkul mu? Nasıl ayırırız? Tasavvurda burhan yok. Hem sen ondan rahatsız olmuyorsun, hem kavle ve fiilen tasdik etmiyorsun, hem Adem'i rıza gösteriyorsun. Bu dördü bu araya gelirse taakkuldur, tasavvur değildir. Taakkulde de mesuliyet yoktu galiba değil mi? Orada da mesuliyet yok ama mesela taakkul taraftar. Ama fasık olur diyor aklı, fasık olur diyor. Yani o üç mertebe miydi bizim sorumlu olmadığımız? Yani İki zaman mertebe. Akıldan da öyle değil. Aklın zekasında da geliyor ya, aklın şeylerinden çünkü aklını niye kullanmıyorsunuz Kur'an diyor ya, ya aklın, akletmiyor musunuz? Akılla zekayı anlattık. Batıl, sufli, haram şeyleri, o yolları, o yöntemleri, incelikleri kullanan aklın zekasıdır. Ulvi şeyleri, mesela diyelim hırsızlık nasıl yapacağım? Bir yoldur değil mi o? Nasıl çıkacağım, duvarda nasıl atlayacağım, nasıl deleceğim, oraya nasıl uyuşturucu koyacağım? Tamam. Bunu haramları, içkiyi satmak, esrarı dağıtmak, akıllılık değil mi? İnceliktir. Bu akıl değil. Vücudun ademi. Zeka. Hocam, hırsız örneği verdiniz. Ben de tam onu düşünüyordum. Hırsızlar zeki ya. He? Hırsızı yakalayan insanlar zeki mi, akıllı mı? Genelde hepsi de yakalanıyorlar. Yakalayanlar mı? Dedektifler yakalıyor ya onları. Ha. O aklı zekasını kullanıp da yakalıyor. Yakalanmayan da yok yani. Bak şimdi. Yakalayanlar akılları zekaları kullandıkları için. Peki hırsızlar niye yakalanıyor? Zekalar akılları kullanamazlar. Zekalar akıllarını kullansalardı tövbe ederlerdi. Evet. Eğer zekiler akla çıkarlarsa tövbe ederler. Bir günahtan geçemiyorsanız o günahımızın kaynağı zekavetimizdir. Akla çıkarsa o melun şeyin, akla çıkartırsak o ondan vazgeçer. Zaten kabul ettirmez diyor ya bir şey. En büyük hırsız dedektiftir. Evet. Şimdi burada kesiyoruz ve herhalde burada bitiyor öyle. Ama abi bir soru soracağım. Evet. Şimdi Ruhan kalbi mi vicdani mi?
Burhan aklidir. Bak, üç tane şeyi ders yapmıştık. Delil, Burhan, hüccet. Deli, bak şimdi. Deli, aklidir. Tamam mı? Deli. Deli, Burhan ise, Burhan, tasdiktir. Hüccet ise, Hüccetül İslam İmam-ı Gazali, Mutefekun Aleyh ise, o artık vicdana inmiştir. Tamam mı? Mesela bir daha. Delille çalışır. Burhan'la çalışır. Burhan'la çalışır. Nerede şey? İltizam, şey, izan şeyde nerede? Vicdandaki eylem. Bu onların. Bu hüccetle çalışır. Zihin. Bak, Hüccetül İslam İmam-ı Gazali. Hüccet neydi? Aynı zamanda tasdik ne yapıyordu biliyor musunuz? İcma yapıyordu. Mesela mutebahir ulema demiştik, okumuştuk. Meslekleri, meşrepleri farklı ama aynı konuda ittifak ettiler. Buna hüccet deniliyor. Aynı konuyu ulema kendi aklından vazgeçip tasdike geldi. Ötekisi. Ulemanın ittifakı icmana tasdik. Onun için edile şeride kitap, sünnet, icma, kıyas, icma var ya, icma tasdikte olur. O zaman akıl delille çalışır, tasdik burhanla çalışır. Onların cemi olan vicdandaki zihin ise hüccetle çalışır. Hüccet mesela şöyle diyelim. Ateş yakar. Ateş yakar değil mi? Bu delildir. Elini soksan o burhan olur artık. Herkesçe de böyleyse hüccet olur. Tamam. Hüccetül İslam direkt zihinden Hüccetül İslam olabilmesi için en az 300 tane hadis ve hadisin metnini, ravilerini, ananesini, siyak ve sibakını ezberden bilirse en az 300, 100 bin hadis bilene, eğer 100 bin hadisi biliyorsa 300 bine kadar hafız denilir. Ama hadisin metnini, ravisini, ananesini bilir. Öyle mealini değil. 300 bin ve ziyadesini bilene hüccet denilir. O zaman Hüccetül İslam İmam-ı Gazali. Anladınız mı kimdir? 300 binden ziyade hadisin metnini, ananesini, ravisini biliyor. Ahmet bin Hanbel kaç tane biliyor? 1 milyon. Peki nasıl bir alimdir? Aklımla değil aklını, kendisini nerede olduğunu göremiyor. Bir daha. Aklımla değil içini, kendisini nerede olduğunu göremiyor. Bir daha söyleyeyim ne demektir? 100 bin hadisi, metnini, ravisini, ananesini, yani ravisini, metnini, yani siyak ve sibak şu, kim demiş bu hadisi, kim sormuş, nerede sormuş, o soranların yanında vesaire, onlar, yani kısacası, 100 bin hadis bilene, metnini, ravisini, alanesini biliyorsa, 300 bine kadar biliyorsa, hafız. 300 binden ziyade biliyorsa, hüccet denilir. Peki, hücceti söyledim. Ahmet bin Hanbel ne kadar biliyor? 1 milyon hadisin metnini, ravisini, alanesini biliyor. Ali nerede Ahmet bin Hanbel? Evet. Görebilir misin? Çıplak gözle uydu gözükür mü uydu? Muadil değiliz değil mi abi? Evet. Yani kavrama... Ancak ben seni görürüm abi. Ama sokaktaki seni göremez. 6 kat var. Ve başka yerdesin. Ama birbirimizi burada görürüz. Muadiliz.
1 milyon. Ya. Peygamberin her sözünü aklında adam. 1 milyon. Her, yani biliyorsunuz hadis ile peygamberin söylediği değildir. Yani evet. Mesela bir fiil oldu. Bir şey demedi. Suratı nasıl? O da hayır manasında. Vay be. Bir hadisi, bir olayı gördü sahabeden. O da hadismiş. Sükut ikrardandır. Yani söylediği, gördüğü hadis edenlerde söylemediği, müdahale ettiği, müdahale etmediği. Peygamberin hayatı kafasında. Canlı sünneti seniye olmuş. Ya. Bir de hadis neyle başlıyorsa sana bir diyelim. Başı hafla göreş kişi belliyormuş. Diyelim ki neyle başlayan hadiste varsa bu Hasan'da geliyor. Meyle başlıyor. Öyle tasnif etmişler. Aynen. Yani kaf mesela. Şu ev büyük zata aittir. Peki. Vâhir devâhum en elhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fatiha. Allah'ın mesela sevdiğini.